Değerli izleyiciler, iyi akşamlar. Gazeteciler Masası'nda birlikteyiz bu akşam yine. Konuklarımız var, biz İzmir'deyiz. İzmir'den yayın yapıyoruz ve daha doğrusu İstanbul ve İzmir'i paylaştık. Meriç Köyatası ve ben İzmir'deyiz. Sedef Kabaş ve Yalçın abi İstanbul'dalar. Bu arada Almanya'da da konuğumuz var. Almanya'da da Fikri Sağlar bizimle birlikte olacak. Evet, bugün, daha doğrusu bu hafta basın özgürlüğüyle çok uğraştığımız aslında kara haftalardan bir tanesiydi. Tabi bu bir ilki değildi. Bundan önce benzer olaylar çok yaşadık. Özellikle Teletürk, Tele1 kapatma yaşadı. Halk TV kapatma yaşadı. Tüm kanallar program cezaları aldılar. Para cezalarını sürekli alıyorlar. Sadece görsel yayınlarda değil, basın ilan kurumu da elinden geleni yapıyor. Yazılı basını kontrol altına almaya çalışıyor. İşte Evrensel'in ilanlarını kesiyor. Öbür taraftan ilan kesme cezaları Sözcü'ye olsun, Cumhuriyet'e olsun ve ekonomik baskı altına almaya çalışıyorlar. Bu arada tabii bu sene bir seçim yılı belli. Çünkü Meriç Köyatası az önce burada sohbet ederken bu bütçe dedi, bütçe açıklandı, sunuldu. Bir seçim bütçesi dedi. Her şey seçime göre hazırlanmış. Bu sansür yasası da seçime göre hazırlanmıştı. Zor bir yıl olacağı benziyor. O seçim hangi koşullarda gerçekleşecek? Dahası biz Tele1 olarak seçimlerde olacak mıyız, olmayacak mıyız? Bundan emin değiliz. Özgür bir ortamda seçim yapılabilecek mi? Biliyorsunuz herkese seçim yasakları uygulanıyor ama Cumhurbaşkanı seçim yasaklarından muaf. Ne yapacak Cumhurbaşkanı? Daha önceki seçimlerde de yaptığı gibi efendim diyecekler işte toplu açılış törenleri yapılıyor falan diyecek. Köylere, kasabalara her yerde toplu açılış töreni adı altında mitingler de yapmaya devam edecekler. O zaman Cumhurbaşkanı seçim yasaklarından muaf tutulacaksa bunun demokrasi neresinde? Yani hem AKP genel başkanı olacaksınız hem Cumhurbaşkanı olacaksınız. AKP genel başkanı yetkisiyle Cumhurbaşkanı yapmak yani tuhaf bir şey Türkiye. Tuhaf bir demokrasi. Hep söyledikleri gibi işte ucube demokrasi dedikleri, ucube rejim dedikleri de bu olsa gerek. Dünyanın hiçbir yerinde herhalde böyle bir örnekte yoktur. Hem parti başkanı olup hem Cumhurbaşkanı olmak. Üstelik bağımsızlık adına yemin ettiğiniz demokrasiyi koruyacağınıza, halkın bütünlüğünü, birliğini, bütünlüğünü sağlayacağınıza yemin ettiniz. O zaman olup biteni nasıl açıklarız? Kimden başlayalım diye düşünüyorum. Yalçın Doğan isterseniz sizden başlayalım. Tamam. Nasıl bir demokrasi bu? Nasıl bir demokrasi? Patagonya'daki herhangi bir demokrasi ya da işte kabile demokrasisi falan öyle bir demokrasi. Yani demokrasiden zaten söz etmek mümkün değil. Bütün anayasal kuruluşlar görevlerini yerine getirmiyor. Anayasal kurumların görevlerini yerine getirmediği, yargının tek elde toplandığı, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı bir ortamda zaten demokrasi falan söz konusu değil. Tabii böyle bir ortamda basın ve ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü de çoktan askıya alınmış vaziyette. Şimdi Tele1'e ve oradan da Rütü'ye gelirsek birkaç şey söylemek istiyorum. Tele1, Halk TV, KRT, Flash TV, Fox TV bu arada gerçek yayın yapan, muhalif kanallar demiyorum, gerçekçi yayın yapan kanallar ve bugünkü iktidarın ve ortağının gerçeklere karşı çok büyük bir antipatisi var. Asla bir gerçek söylemi duymak istemiyor. Bunun için de televizyonlar üzerinde Rütkü, yazılı medya üzerinde de basın ilan kurumunu devreye sokuyor ve RTÜK ve basın ilan kurumu ikisi birden medya üzerinde müthiş bir saltanat hükmü sürüyor. Şimdi RTÜK son 10 ay içinde yani bugüne kadar 44 defa ceza vermiş. Halk TV'ye 16, Tele1'e 14, KRT'ye 6, Fox TV'ye 4, Flash TV'ye 4 ve toplam bu 5 kanala 11,5 milyon lira da ceza kesmiş. Şimdi RTÜK dediğimiz zaman bir parantez açmamız lazım. Son birkaç gün içinde tartışılan bir RTÜK üyeliği konusu var. AKP'nin mi o üyelik, boşalan RTÜK'teki üyelik yoksa İYİ Parti'ye mi? Şimdi burada kamuoyu önüne pek fazla çıkmayan
bir iki ayrıntıya vurgulamak istiyorum. Önce RTÜK yasası. RTÜK üyeleri meclisteki partilerin oy dağılımlarına göre belirleniyor ve üyeler partilerin kontenjanından meclis tarafından seçiliyor. Tamam. Bir üyelik boşaldığı zaman, şimdi burası önemli, önemli bir ayrıntı. RTÜK bir ay içinde, altını çiziyorum, bir ay içinde meclise bildirecek, RTÜK üyeliği boşaldı. Meclis genel kurulda yeniden bir seçim yapılacak. O boşalan üyelik hangi partiye ait ise. Tamam. Şimdi 28 Haziran'da bu yıl AKP'li üye ayrılıyor, bir başka yere atanıyor ve istifa ediyor. Bir ay içinde RTÜK'ün meclise bildirmesi lazım. Fakat 1 Temmuz'da meclis tatile giriyor zannedilirken bu yıl 7 Temmuz'da giriyor tatile. Dolayısıyla RTÜK'ün meclis başkanlığına ya da meclise bu boşalan üyelik konusunda bilgi vermesi ve meclisten yeni bir üye istemesi için bir hafta süresi var. O bir hafta içinde cevap, yazı yazmıyor. 7'sinde, 7 Temmuz'da tatile giriyor meclis. 1 Ekim'de açılıyor. Ve bu geçen süre içinde Eylül, Temmuz, Ağustos, Eylül hiçbir işlem yapmıyor. 3 ay, 3,5 ay. Meclis 1 Ekim'de açılıyor. Tamam. 5 Ekim'de meclis Anayasa Mahkemesi'ne üye seçiyor. Hatta birkaç gün önce de o yeni seçilen üyenin yemin töreni vardı şeyde Anayasa Mahkemesi'nde. Peki RTÜK ne zaman bildiriyor meclise boş üyeliği? 12 Ekim'de. Peki neden 12 Ekim'e kadar bekliyor? Çünkü o sırada CHP'den istifa etmiş, Memleket Partisi'ne gitmiş, oradan da bağımsız kalmış Mehmet Ali Çelebi AKP'ye giriyor. O 12 gün süreyi de bekliyor. Hala bildirmiyor. Ve ancak Mehmet Ali Çelebi geçtikten sonra bildiriyor. Ve ondan sonra da üyelik İYİ Parti'den yeniden AKP'ye geçmiş oluyor. Şimdi, bir, neden 1 Temmuz'la 7 Temmuz arasında RTÜK bildirmiyor boşalan üyeliği? İki, neden 1 Ekim'le 12 Ekim arasında bildirmiyor? Üç, meclis başkanı bir hukuk profesörü, hatta anayasa profesörü bildiğim kadarıyla. Peki meclis başkanının görevi ne? Peki neden RTÜK'ü uyarmıyor? Ve hatta kendi inisiyatifiyle neden boşalan RTÜK için meclis genel kurulunu yeni bir seçim yapmaya davet etmiyor? Neden? Bunlar çok küçük hesaplar. Yani RTÜK, orada bir üyeliğin olsa ne olur, fazla bir eksik olsa ne olur? RTÜK zaten senin elinde. İstediğin kanala, istediğin cezayı yağdırıyorsun. Oradan bir parti üyeliği, bir üyelik İYİ Parti'ye geçtiği zaman sen RTÜK'teki çoğunluğunu kaybetmiyorsun ki. Oradaki söz hakkını kaybetmiyorsun ki. Yine senin istediğin oluyor. Yine senin söylediklerini RTÜK yerine getiriyor. İşte kanallara ceza yağdırıyor falan. Bu yani o kadar küçük, o kadar basit oyun ki. Birincisi bu. İkincisi, yani bu RTÜK üyeliğinin bu ayrıntıları bence son derece önemli. Ve burada siyasi bir oyun var. Şimdi, ikincisi de şu. Bir önceki Tele1'in, bir yıl önceki yasağına gelirsek, karartmasına gelirsek, ne zaman yapılıyor bu tebligat? Bir cuma gecesi, mesai saatinin bitimine 5-10 dakika kala. Neden? Çünkü itiraz hakkı var Tele1'in bu yasağa. İtiraz edecek ama bir cuma günü son dakikaya bıraktığı zaman araya cumartesi, pazar giriyor. İtiraz hakkı pazartesiye kalıyor. 5 gün itiraz hakkı var. Pazartesi, salı, çarşamba. O sırada itiraz edecek. Mahkeme bu itirazı görüşecek. Karara bağlayacak. Belki de bozacak. Ve ondan belki de karartma olmayacak. Ama geçen sefer bu yerine gelmiyor. Çünkü son anda ve tekrar karartma oluyor. Devamı daha da ilginç. Tele1 itiraz ediyor. Ve itirazı mahkeme kabul ediyor. Yani bu ceza doğru değildir diyor. Ama ceza zaten uygulanmış o sırada.
Bitmiş. Yani bu şuna benziyor. Adamı idam etmişsin. Evet. Sonra arkadan diyorlar ki gelen mahkeme, ya bu idam kararı doğru değildi, haksızdı. Kardeşim sen adamı idam etmişsin. Sen burada cezayı vermişsin mahkeme. Yo bu ceza doğru değildi diyor. O arada karartma olmuş, reklam kaybına uğramış Tele 1. O kadar yayın hakkı, o kadar insanların göz izleme fırsatı elinden kaçmış. Haber alma hürriyeti ellerinden almış insanların, alınmış. Ama buna rağmen sonradan geliyor. Bitmedi son halka. Onu da bitiriyorum şimdi. Son halkası da şu. Mahkemenin bozma kararına bu sefer Rütük itiraz ediyor. İtiraz edince dava Danıştay'a gidiyor. Danıştay'da ne oluyor? Bir yıldır bekliyor. Danıştay'da bir yıldır bekliyor. Bu nasıl bir hukuk ya? Bu nasıl bir düzen? Bu nasıl bir yargı sistemi? Bu nasıl bir adalet? Sen başta dedin ya demokrasi falan. Bu nasıl bir demokrasi? Nasıl bir hukuk? Nasıl bir adalet? Nasıl bir yargı? Orada mahkeme kararına itiraz etmiş mahkeme. Evet bu doğru değil demiş. Ama sen cezayı yemişsin. Sonra ceza itiraz etmiş. Danıştay'a gitmiş. Bir yıldır da Danıştay'da bekliyor. Bundan sonra Danıştay ne diyecek? Evet bu haksızdır diyecek. Ha şu olacak. Tele 1'e tazminat davası açma hakkı doğacak. O kadar. Peki o cezalar ne oldu? Ya böyle bir adalet mi olur? Böyle bir demokrasi mi olur? Böyle bir hukuk mu olur? Bu işin özeti. Evet, evet. Yani şimdi şöyle bir şey var. Savunma hakkı da elinizden alınmış oluyor. Ya bir ay içinde yasaya göre cevap evet, bildirmesi lazım Rütük üyeliğinin boşaldığını. 3,5 ay geçiyor. Peki bu meclisin bu Rütük'ü denetlemesi gerekir. Yani üyelerini seçiyor, o üyeler istediğini yapsın, istediği kararı versin. Oh başıboş gidiyor. Meclisin yeni bir düzenlemeyle Rütük'ü denetlemesi gerekir. Şu anda böyle bir yetkisi yok. Seçiyor, ondan sonra ne olursa olsun orada, kim ne yaparsa yapsın. Oysa evet, meclisin evet, denetlemesi gerekiyor. Evet. Yalçın Doğan, çok teşekkürler. Sedef, meclisten üyeler seçiliyorlar. Meclisin üyeleri arasından her partinin gücüne göre aday gösteriliyor, seçiliyor. Peki ama meclisin denetleme görevi yok Yalçın abinin söylediği gibi. Bir de işin bu tarafı biraz garabet değil mi? Garabet değil mi derken hakikaten hukuka uygun ne var ki ortada? Hani bunun garabet olduğunu tartışalım. Aslında oyun baştan zaten hileli kurgulanmış ve o hileli kurgulanmış oyun içinde kimilerinin de işte bir piyon olarak görev alması bekleniyor. Şimdi RİTÜK diyoruz, bir kurumdan bahsediyoruz, Radyo Televizyon Üst Kurulu diyoruz. Biz bir kurul olduğu için onu kurumsal bir yapı gibi algılıyoruz. İsmi öyle ama içeriği öyle mi, işleyiş biçimi öyle mi, yapısı öyle mi? Hayır değil. Yani RİTÜK Başkanı'nın kendisi bizzat Cumhurbaşkanı'ndan gelen talimatları biz emir kabul ederiz demedi mi? Demek ki Cumhurbaşkanı RİTÜK'e talimatlar veriyor. Yani bu talimatlar ne olabilir? İşte bu kanala ceza verin, şu kanalı kapatın ya da bunun işte bununla ilgili gerekeni yapın. Değil mi? Yani demek ki yani aslında hani bu talimatların verildiği... Ahmet Hakan için ya da Abdülkadir Selvi için söylediği gereğini yapın. RİTÜK için de söz konusu herhalde. Evet, RİTÜK Başkanı'nın kendisi zaten bunu ifade etti. Bu bana ait bir söz değil. Bu aslında bir itiraf. Yani bu RİTÜK'ün tarafsız olmadığı, Cumhurbaşkanı'nın talimatları doğrultusunda karar verdiği, dolayısıyla yayın ilkeleri, gazetecilik bağımsızlığı, basın hürriyeti, kamuoyunun bilgi alma, bilgi edinme hakkı gibi kriterler çerçevesinde değil, Cumhurbaşkanı'nın talimatları doğrultusunda hareket ettiği, hatta hareket etmenin ötesinde emir telakki ettiğini zaten RİTÜK Başkanı söylemedi mi? Yani biz burada şimdi üyelik şöyle mi,
meclisin denetleme yetkisi var mı yok mu diye tartışıyoruz ama RITÜK şu anda yapısal olarak varlık sebebi olarak zaten sadece ve sadece Cumhurbaşkanı'na hizmet etmekle yükümlü olduğu kanaatinde, görüşünde, inancında hareket eden ve buna yönelik kararlar veren bir müessese tırnak içinde. Zaten icraatta bunun böyle olduğunun da göstergesi biraz önce Sayın Yalçın Doğan'ın da ifade ettiği gibi RITÜK'ün verdiği cezaların dağılımı. Mesela yıllar içinde halktan, kamuoyundan yani aslında RITÜK tabii ki yasal olarak halka karşı sorumlu. Yani kamuoyunun bilgi edinme hakkının kriterine göre hareket etmesi gerekir. Ama dediğimiz gibi bunu yapmak yerine işte Cumhurbaşkanı'nın talimatları doğrultusunda hareket ediyor. Şimdi o halk ki RITÜK'e mesela bazı kanallarla ilgili yüzlerce değil, binlerce değil, on binlerce kere şikayette bulunmuş. Peki RITÜK ne yapmış? Kamuoyundan gelen, halktan gelen bu şikayetleri dikkate almış mı? Yani öyle yayınlar var ki bırakın siyaseti, gerçekten insanları, vatandaşları kandırmak üzerine yapılıyor. Yani ve bunu da ağırlıklı olarak din tandanslı programlarda görüyoruz. Yani işte ne bileyim böyle bazı ürünler satılıyor. Çok marjinal kanallar var gerçekten. Evet, yani akla ziyan ürünler satılıyor. Şimdi hani burada ifade etmek istemiyorum ama gerçekten tamamıyla insanları kandırıp bunun üzerinden para kazanmak, insanların manevi duygularını sömürerek buradan bir gelir elde etmek, rant elde etmek üzerine kurgulanmış tonlarca yayın var. Ve bunlar şikayet edildiği zaman RITÜK zaman ne yapıyor? Zaman zaman bunlar arasında da durdurulanlar olduğunu duyuyoruz. Bir takım işlemler yapılıyor ama genel anlamda baktığımız zaman bu çok yaygın bunlar. Evet, yani bunlar konusunda ne yapılıyor? Yani hep duyuyoruz ki işte Tele1'e ceza veriliyor, Halk TV'ye ceza veriliyor, KRT'ye ceza veriliyor vesaire. Ve siyaseten hani yandaş basın dediğimiz, benim daha çok saray borazanı olarak nitelendirdiğim o kanallarla ilgili RITÜK herhangi bir ceza veriyor mu? Yani şimdi bir müessesenin tarafsız hareket edip etmediğini o güne kadar yaptığı icraattan ve verdiği kararların bir ortalamasından, skalasından, raporundan tetkik etmek, anlamak kolay. Yani bir şey düşünün, bir kurum düşünün, mütemadiyen belli kanallara ceza veriyor. Yani hep bu kanallar mı halkı işte galyana getirecek yayınlar yapıyor? Hep bu kanallar mı işte yasaya aykırı davranıyor? Hep bu kanallar mı efendim halkı kim ve nefrete teşvik edecek şekilde ya da dini duyguları istismar edecek şekilde yayın yapıyor? Böyle bir şey yok. Yani bu tamamıyla evet, RITÜK'ün evet, aslında bugüne kadar verdiği cezalara baktığımızda, kararlarına baktığımızda tamamıyla siyasi yani AK Parti'ne hizmet edecek, Cumhur İttifakı'na hizmet edecek nitelikte bir kuruluz biz diyor. Bir müesseseyiz. Bizi öyle basın en azından hürriyeti, verdiği izlenim bu. Yani basın hürriyeti, efendim ifade özgürlüğü, gazetecilerin işte yapması gerekeni yapıyor olması, gerçeklerle halkı buluşturuyor olması gibi kriterler bizim için söz konusu değil şeklinde hareket eden bir kurumla karşı karşıyayız. Ve biz hala evet, bu kurumun yani varlığını sanki hani yasalmış gibi, hukukiymiş gibi hani günlerdir tartışılıyor RITÜK'ün yasası, yapısal durumu. Yani anayasal bir temeli de var mı yok mu o bile tartışılıyor. Yani böyle keyfi kararlar vermesi hukuki mi değil mi diye tartışılıyor. İşte Yalçın Doğan bugünkü evet, yazısında da ifade ettiği gibi yani Tele1 ile ilgili karartma kararları şeyden döndü, mahkemeden döndü. Mahkeme bozdu bunu ama ekranlar karartıldı. Yani Tele1 hem gelirinden oldu evet, ama daha evet, önemlisi halk bilgi edinme hakkından evet, oldu. Yani bu ekranları karartarak sadece kanallara ceza vermiyor ki RITÜK. Halkın gerçekleri öğrenme hakkını da gasp ediyor.
Yani ve sen halkın gerçekleri öğrenme. Ya bırak o kararı halk versin. Sen halk adına karar veremezsin ki. Hani özgür iradesi diyorsunuz ya. Yani bu gasp ediyor derken geçmişte verdiği kararların hatalı olduğuna dair mahkemeden dönen kararlar var. Öyle baktığınız zaman böyle bir izlenim doğuyor tabii. Ama işte zaten önceden ceza verelim, susturalım, sonra hukuk zaten arkasından gelir, umurumuzda değil diyen bakanlar yok muydu? Evet. Yok mu bu iktidarda? Dolayısıyla biz hani gerçekten bir nasıl diyeyim, dikkate alınacak yani işini anayasa çerçevesinde, yasa basın hak ve sorumlulukları çerçevesinde ve tarafsız bir şekilde, hani çünkü RTÜK'ün sorumluluk alanında tarafsız olma yükümlülüğü var. Ve biz bunu böyle varsayıyoruz. Evet, evet, öyle evet. Davranıyormuş gibi bir muamele gösteriyoruz. Gibi. Ama evet, ama evet. Bir kurumun evet. Ya da bir kişinin, bir yöneticinin, bir siyasetçinin aslında değerlendirilme biçimi, sahip olduğu makam, mevki ya da o kurumun sahip olduğu etikete bakarak olmamalı. İcraatına bakarak olmamalı. RTÜK tarafsız bir kurum değildir. Bunun ispatı bugüne kadar ortaya koyduğu icraatından bellidir. Dolayısıyla anladım. Tarafsız davranmayı evet. Evet, zaten kendine zul kabul edip Cumhurbaşkanı'nın talimatlarını tırnak içinde RTÜK Başkanı'nın ifadesiyle emir telakki eden bir kurumdan biz kalkıp da gerçek anlamda kamuoyunun gerçekleri öğrenme, bilgi edinme hakkına saygı duymasını bekleyemeyiz. Türkiye'nin demokrasisine, evet, Türkiye'nin basın özgürlüğüne, özgür ifade hakkına saygı duymasını bekleyemeyiz. O yüzden bu tartışmaları ben gerçekten evet, biraz beyhude buluyorum. Evet. Namık bir şey ekleyebilir miyim? Namık bir şey ekleyebilir miyim? Fikri Sağlar'a dönelim. Bir dakika Namık. Fikri Sağlar'la geçmişte epeyce biz bu konuda konuştuk. RTÜK'ün parasal kaynakları, bütçesi, harcamaları sadece cezalar değil, reklamlardan ve gelirlerinden de pay alıyor televizyonların. Fikri Sağlar, evet böyle bir yapı var orada. Bir de yani büyük bir bütçe var, bir para var. Bunlar nasıl değerlendiriliyor? Ne oluyor? Nerelere gidiyor bunlar? Öncelikle yani RTÜK'ün ne masrafı var? Sana ve sevgili Melişköy Atası'na iyi akşamlar diliyorum. Ben Almanya'dayım. Frankfurt Alevi Kültür Merkezi Cemevi'nin davetlisi olarak yarın Erkan Baş ve Ali Kenanoğlu ile birlikte bir panele katılmak üzere geldim. Buradan yayın yapıyorum. Yani epey uzaktayım Türkiye'den. Uzaktayım diye bana az söz vereceksen ben sözlerimi bitirip kapatayım. Ama zaten ikinci bölümden sonra aranızdan ayrılacağım. Onu da söylemek isterim. Şimdi senin söylediğin konu... Ben her zaman olduğu gibi dengeli yapmaya çalışıyorum. Lütfen. Hayır, ben kimseyi kırmak istemiyorum da. Yani içinde bulunduğum durumu, vahameti de anlatmak için söyledim. Uzaklardan anladım, tamam. Bu programa katılıyorum. Her zaman olduğunun dışında. Şimdi şunu söylemek lazım. Eğer bir ülkede laik demokrasi yoksa zaten hukuk devleti olmaktan çıkmıştır. Çünkü hukuk bağımsız ve tarafsız halde değildir. Eğer bir ülke demokrasisini ve hukukunu yok etmiş, bütün erkleri, yargı, yasama, yürütme erklerini tek elde toplamışsa, zaten orada bütün kurumlar ona bağlıdır. Yani o tek ele, tek ağza, tek kafaya, tek kişiye bağlıdır. Bunu bir kere gözden uzak tutmayalım. Bütün konuşmalarımız zaten bu gerçeğin üzerinde. Yani öbürleri biraz teferruat oluyor. Gerçek şu, bugün Türkiye'de yasama, yürütme, yargı bir kişinin elinde. En son dördüncü güç olan basın gücünü de eline geçirmek istiyor. Böylelikle her şeyi kendisi idare edecek noktada. Bunun sonu diktatörlüktür, bunun sonu faşizmdir. Oraya doğru maalesef gidiyoruz.
Yani ben Almanya'da bugün geldiğimden beri bir sürü öyküler dinliyorum. Daha öncesi bildiğim öyküleri tekrar ediyorlar. Birden başka bir havanın içerisine girdiğimi görmek isterim. Şimdi hukuk devleti olmaktan çıktık. Çıkan basın yasası diyor ki, işte hepimiz geçen hafta da konuştuk, şimdi de söylüyoruz. Tamamen keyfi, anlaşılmaz, muğlak ifadeler kullanarak bundan böyle sosyal medya diye bütün basını istediği gibi cezalandıracak 29. maddesiyle birlikte. 29. madde için Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etti. Anayasa Mahkemesi'nde mutlak çoğunluk en son muhterem İncel'in jet hızıyla Anayasa Mahkemesi üyesi olmasıyla birlikte Recep Tayyip Erdoğan'ın eline geçti. Zaten Anayasa Mahkemesi'nin bütün üyeleri Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçildi. Biraz evvel Yalçın Bey Rütük'teki olayı anlattı ama aslında Anayasa Mahkemesi'ne bakmak lazım. Çünkü sonunda Anayasa Mahkemesi Yüce Divan aynı zamanda. Ve bütün yasaları da anayasaya uygun mudur değil midir bakacak olan bir kurum. Anayasa Mahkemesi Başkanı en son şu açıklamayı yaptı. Zühtü Aslan'ın açıklaması çok ilginç. Yargıya inancın sarsılması devletin başına gelecek en büyük felakettir. Türkiye'de 20 yıl önce yargıya olan inanç kimse tartışmazdı ama son 20 yıldır ve özellikle FETÖ tuzaklarıyla yargı siyasallaştı ve yargıya güven azaldı. Bu Anayasa Başkanı'nın bugün verdiği ifade, yani en son verdiği ifade. Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün Bursa'da yaptığı bir açıklama var. AKP İl Başkanlığı'nda diyor ki Türkiye'de yargıya güven azaldı. Güvenenlerin oranının %10'dan, %60'dan 70'teydi. Şimdi 20'lere düştü. Ben geçen hafta bir başka şeyde gördüm. Söylemiştim de hatırlıyorsunuz. 6.3'e düşmüş durumda. Yani insanlar yargıya artık güveni tamamen bıraktılar. Peki çıkan yasaları kim değerlendirecek? Söylediğimiz güncel mi, toplumu nefrete mi götürüyor yoksa başka şeyler mi? Bunu bilemiyoruz. Bunu yapacak olan bu yargı. Bu yargı nasıl karar verecek? Bu da ayrı mesele. Gelelim RTÜK'e. RTÜK bugün Türkiye'de bulunan bütün kurum ve kuruluşların içerisinde en fazla geliri olan kurumdur. Tüm televizyonların, radyoların elde ettikleri gelirden pay alır. Bunu çok yakından bilen birisiyim. Dün de sayın sevgili Merdan Yanardağ da bunu söyledi. Neden biliyorum? Türk sinemasına ve tiyatrosuna, balesine, sanatına fon oluşturup buradan para almak istiyordum. Çünkü televizyonları ayakta tutan nedir o reklamlar? Dramalar sayesindedir. Dolayısıyla kültür ve sanattır. Sanatçıların ve kültür adamlarının bu paydan yararlanması gerekir demiştim. Orada rakamlar karşıma çıktı. Müthiş bir rakamlardı. Şimdi bu rakam, bu RTÜK böyle bir parayla oynuyor. Ne yapıyor? Dijital sistemde Türkçe görüşmeleri, konferansları diye Bükreş, bilmem Brüksel'de falan toplantılar düzenliyor. 3 milyon para harcıyor veya neyse. İki haftadır söylüyorum, bugün üçüncü hafta. Öncelikle RTÜK'ün kararına gelmeden RTÜK'ün bütün yönetim kurulu başta başkanı iki dönemdir yapıyor. Mal varlığını açıklamak zorundadır. Ne para alıyor? Çünkü birden fazla maaş aldığını biliyoruz. Öyle söyleniyor. Onu da alıyor mu almıyor mu açıklaması gerekiyor. Bu, ben de bir yurttaş olarak soruyorum. Nereden ne kadar maaş alıyorsun? Mal varlığın RTÜK üyesi olmadan önce neydi, şimdi neydi? Bunu açıklaman lazım. Çünkü bildiğim kadarıyla sevgili Merdan Yanardağ'dan öğrenmiştim. 20. galiba ceza Tele1'e verilen 6-7 milyon liraya yakın ceza ödemişsiniz. Yani böyle televizyon ayakta nasıl durur bilemem. Ama bakıyorsunuz A sınıfındaki olan medyadan bir tek ceza verilmemiş, bir tek kuruş da alınmamış. Belki de oraya yardım da ediliyor. O da ayrı bir mesele. Kime veriliyor? Fox muhalefet yapıyor. KRT, Halk TV ve Tele1. Bunlar da gerçekleri ortaya koydukları için. Şimdi size verilen ceza nasıl veriliyor, o ayrı bir mesele. Anayasaya aykırı. Niye? RTÜK bir mahkeme değil. Yani RTÜK'ün süresi, işte üyeleri, müyeleri filan ayrıca bir şey ama mahkeme değil.
Dolayısıyla cezalandırma hakkı yoktur, yargıya gideceksiniz. Ama yargının durumunu da baştan anlattım, ne olduğunu size söylemek istiyorum. Şimdi Rütük yaptığı işle anayasanın 14. 25. 26. ve 28. maddelerine tamamen aykırı karar veriyor ve suç işliyor. Anayasanın çünkü 28. maddesi basın özgürlüğünü söylüyor. Oraya canlı yayına gelmiş birisinin sözünden dolayı bir kurumu cezalandırıyor. Mahkeme gibi geliyorlar, oy çoğunluğuna veriyorlar. Düşünce ve ifade özgürlüğü olan 25. maddeyi yok sayıyor. O kişinin düşüncesini ve ifadesini yok sayıyor. Ve arkasından 26. madde olan düşünceyi açıklama özgürlüğünüzü de yok sayıyor. Anayasaya karşı suç işliyor. Bu Rütük Başkanı ve oy veren bütün üyelerin bugün Anayasa Mahkemesi'nin de yargının da tamamen denetiminde olması gerekir. Tele1 Rütük'ün sansür aplikası altında olmayacaktır onu söyleyeyim. Buradan Almanya'dan şunu söylüyorum. Başta Alevi örgütleri olmak üzere Almanya'da ve diğer yurt dışında yaşayan yurttaşların tamamı Tele1'in sonuna kadar arkasında izliyorlar. Türkiye'yi Almanya'dan çok daha iyi takip ettiklerini gördüm. Namık'cığım yani nasıl durumunuz, iyi misiniz, mutlu musunuz diye sorduğumda bana dedi ki Yalçın Bey, buradaki arkadaşımız bana dedi ki ya dedi mutlu değiliz, kötü durumdayız. Niye? Almanya'da mı kötü? Yok dedi, Türkiye bizi kötü yapıyor. Aklımız fikrimiz orada. 42 senedir buradayım ben ama aklım orada. Çocuklarım orada, ailem orada, bizim aklımız orada. Öyle düşünüyoruz biz de. Şimdi dolayısıyla sevgili Namık sana söylüyorum. Tele1'in arkasında kapı gibi yurt dışında yaşayan özgürlükleri bilen, yasayı, anayasayı bilen, demokrasiyi çok iyi bilen, hakları, özgürlükleri gören insanlar var. Yurt dışında yaşayan, Türkiye'de oldukları gibi. Yani sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da var. Bunu da ben bizzat gördüm. Başka bir şey daha söylemek istiyorum. Televizyonlara, medyaya ceza vermek aslında bu hükümetin, bu iktidarın tam bir 1789 öncesi Fransız ihtilalinden önceki krallıktaki despotizmi devam ettiriyor demektir. Biliyorsunuz 1789 Fransız ihtilali sonrasında İnsan hakları ortaya çıktı müthiş düşünürler tarafından ve bireyin bilgi edinme hakkı, Sedef Hanım'ın söylediği gibi bilgi edinme hakkı bir hak olarak girdi. Birleşmiş Milletler bireyin bilgi edinme hakkının altını çizdi. Anayasalarına bütün demokratik ülkeler, laik demokratik ülkeler anayasalarına bireyin bilgi edinme hakkını koydular. Çünkü birey bilgi edilirse doğru seçim yapar dediler. En sonunda 92'de İtalya bunu anayasasına koydu. Hala Türkiye'de bireyin bilgi edinme hakkı, insan haklarını onaylayan Türkiye'de bir yasal anlamda yok. Ama anayasanın 90. maddesi uyarınca da var. Dolayısıyla benim bilgi edinme hakkımı elimden almaya çalışıyor. Rütük'le sopayı kullanarak Tele1'i, Karate'yi, Halk TV'yi, Fox'u ve benzeri gerçekleri anlatacak olan medyayı susturarak almak istiyor. Ben bilgi edineceğim evet. ki yurttaş evet. olarak oyumu doğru vereceğim. Seçime gidiyoruz. Bu seçimde bu sansürle giderlerse sonları Demokrat Parti'nin sonuna döner. Bakın Demokrat Parti'de yaptıklarını şimdi AKP yapıyor. Bunu sakın yapıyor. Yanlış anlamasınlar. Demokrat Parti'nin sonuna döner derken bir yanlış izlenim de oluşmasın. Ya seçimi kaybetti. Ne yanlış olacak ne var ki? Evet. Ben Demokrat evet, Parti'nin sonuna evet, döner diyorum. Seçimleri evet, kaybetti evet. Demokrat Parti. Şimdi bundan evet, sonra bundan evet. sonra da seçimi kaybedecektir. Yanlış anlamasınlar. Ben söylediğimi evet. herkes çok iyi anladı. Anladım. İşte istedim. O anlamda düzeltme yapma gereği duydum. Demokratik evet. bir seçimde kaybedeceklerini söylemek istiyorum. Yani sadece Demokrat Parti değil, Anavatan Partisi de aynı duruma düştü biliyorsunuz. %1'e düştü. Doğru. Yani benzeri birçok partiler bu şekilde oldular ama iktidar olup bugüne kadar gelen partilerde bakıyorsunuz en somut örneği
ben Özal'ın devamıyım diyenlere tekrar sesleniyorum. Evet. Onlar %1'e düştüler. Evet. AKP'de %1'e düşmeye evet. hazır olsun. Seçime yakın bunları yaparsa bir şey teşekkürler. Başaramayacak. Teşekkürler. Fikri Sağlar. Meriç'in sesi geliyor mu arkadaşlar? Meriç'in sesi ulaşıyor mu? Meriç, şimdi şöyle bir şey var. Hep para. Mesela yandaşa reklamlar, kamu reklamları, şeyler, her şey onlara yağdırılıyor. Onlara ceza da yok. Gazetelerine de, televizyonlarına da reklam bol bol atılıyor. Bizim tarafımızda, yani gerçeği savunan gazetelere baktığın zaman da burada her şey para. Ceza. Ekonomik de hem ekonomik açıdan hem sen bir ekonomist olarak nasıl ayakta duracak bu yayın kuruluşları o zaman? Bedava yayın yapılmıyor, elektrik para. Tabii dünya masraf var. Ayakta durmak var. İnsanlar çalışıyor, evlerine ekmek götürecek. Şimdi ben önce söze başlarken bizi izleyen herkese iyi akşamlar diliyorum. Sevgiler, saygılar gönderiyorum. Diğer stüdyoya sevgiler, saygılar gönderiyorum. SDF Yalçın Doğan'a ve Almanya'ya da sevgili Fikri Sağlar'a da sevgiler, saygılar gönderiyorum. Şimdi benim bu ekonomik kısmı söylerken şunun altını çizmek istediğim bir nokta var. Demokrasilerde denetleme görevi 94. çok önemli bir görev. Ve bu denetleme görevi kime aittir demokrasilerde? Parlamentoya ve medyaya. Şimdi demokrasilerde denetlenecek olan kurum yürütmedir. İktidar denetlenir. Bizde tersi oluyor. Denetlenen muhalefet veya işte RTÜK gibi kurumlar veya işte ne diyelim basın ilan gibi kurumlar nedeniyle muhalefet denetleniyor. Bir kere bu işin ruhuna... Yani ne meclis denetleyebiliyor ne medya denetleyebiliyor. Evet yani medya da denetleyemiyor, meclis de denetleyemiyor ama daha kötüsü medya yürütenler tarafından yani yönetim tarafından denetleniyor. Bunun tam tersinin olması lazım. Şimdi bir kere bunun altını çok net çizmemiz lazım. Denetim mekanizması yönetenlere yönelik işler, denetim mekanizmasını işletecek olan kurum parlamentodur, yargıdır ve medyadır. Fakat bizde tam tersi oluyor. Denetimi maalesef yürütme medya üstünde yapıyor. Şimdi bunun altını bir çizelim. İki, bu şimdi 18 dakika programında benim yani onur duyduğum hocalarımdan, Hacettepe Üniversitesi'nden hocamdır Emre Kongar hoca. O önemli bir şey söyledi 18 dakika programında. Dedi ki, RTÜK'ün kuruluşu yanlış. Şimdi RTÜK bir mahkeme gibi çalışıyor. Ama mahkeme de ama değil, mahkeme değil ama bir de üstelik mahkeme gibi de değil. Çünkü bakın bugün çağdaş Roma hukukunu da bıraktım. Çağdaş mahkemeleri de bıraktım. Engizisyon mahkemelerinde bile savunma makamı vardı. Tipte savunma da yok. Savunma da yok. Toplamıyorlar asalım. Hani Red Kit çizgi filmi vardır ya ben çizgi roman. Orada hani hep bir iki kişi çıkar. Önce asalım sonra yargılarız. Şimdi bu çok komik bir şey. Şimdi bu istersen hep yani bu medya üstündeki baskılar ve demokratik olmayan yöntemler konuşulurken sık sık hep Hitler dönemi, Goebbels örnek verilir. Doğrudur da. Ben biraz daha yakın tarihten bir örnek vermek istiyorum. Ve Latin Amerika'ya bir yolculuk yapalım. İstersen. Ha o bahsettiğin örnek o güzel. Ha, Latin Amerika'da Peru var. Ha, Peru 1992'de oluyor. Yani 90'lı yıllarda oluyor olay. Burada abi Alberto Fujimori devlet başkanı demokratik bir seçimle iş başına geliyor. Alberto Fujimori. Ve bir süre sonra kendi yönetimdeyken kendi kendine mi yoksa devlete karşı bir darbe yapıyor.
Darbe yapıyor. Üstelik iktidardayken. İktidardayken. Kendi yapıyor darbeyi. Ve bu darbeden sonra sağ kolunu istihbarat teşkilatının başına getiriyor. Ve her işi onunla beraber yapıyor. Ve o dönem içerisinde yargıçları, yüksek yargıçları ve medyayı satın alıyorlar. Şimdi bu parasal işlem. Alamadıklarını boğuyorlar. Bayağı bir sermaye yaptırıyorlar. Bir kısmını da alıyorlar. Sonra tabii uzun süren bir şey rejimi değil, dikta rejimi değil, devriliyor gidiyor. Devriliyor gidiyor ve tabii yönetim esnasındaki bütün hesaplar, kitaplar ortalığa saçılıyor. Kime ne ödenmiş. Bu medyanın eline geçiyor. Abi, medya hakikaten büyük para etmiş. Of. Peru'da yani Alberto Fujimori ve ekibi yüksek yargıçlara ayda 10 bin dolar maaşa bağlamışlar. İstedikleri kararları aldılar. Gazeteciler yargıçların... Devlet yargıcına rüşvet veriyor. Evet abi. Devlet yargıcına rüşvet veriyor. Gazeteciler abi çok üst daha fazla. Günlük manşet başına 3 bin ile 8 bin dolar ama günlük. Sütun santim üzerinden mi? Neredeyse sütun santim üstünden gidiyor. Ama bazı gazeteciler ve kurumlar için de rakam 1 milyon dolar, 10 milyon dolar gibi ödemeler yapıyorlar. Ve böyle satın alıyorlar. Sonra iktidardan düştüklerinde bu istihbarat teşkilatının başkanının yardımcısı bir general var. O general yargılama esnasında diyor ki, tek önemli bir şey vardır. Televizyonları kontrol altında tutmak. Eğer biz televizyonları kontrol altında tutmasaydık, iktidarımızı bu kadar da sürdüremezdik. Şimdi bu... Ya Peru'da. Bu Peru'da. Peru'da. Bizde ne oldu? 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon değil. Bizde kafadan... 750 milyon 600 dolar. 600 milyon dolar ilk önce müteahhitler bir havuz oluşturdu. 630 milyon dolar. Sabah AT, işte sen küsuratları sabah... Tam söyleyelim. 630 milyon dolar sabah ATV grubu alındı. Müteahhit ilk havuzuyla. Satışta, ilk satışta sabah ATV'nin Çalık grubu tarafından alınması sırasında da Halkbank ve Vakıfbank'tan 750 milyon dolar. O da işte 750 milyon dolar da... Üstüne 630. 750 milyon dolar da... Demirören'e Hürriyet grubunun ve işte diğer televizyonların işte Kanal D'nin vesaire. Bu bölümü alınması. Peru değil, bu bölümü Türkiye. Bu bölüm Türkiye. Şimdi bu şekilde medya ne kadar işliyor? İşlemiyor. İşlese, işlese. Medyanın %95'i böyle işlese, inandırıcı olsa Rütük'le, iktidar da Tele1'le uğraşmaz. Değil mi? Şimdi sansür yasası. Evet, çok zor günler geçiriyor Tele1. Hep beraber geçiriyoruz. Hep beraber zor günler geçiriyoruz. Sansür yasası var ama... Şimdi, İstersen sansür yasasını sonraya bırakalım. Reklam dediler. Sen, bir cümleyle kısa, söyleyeceğim. Oldu seni söylenen. Herkesi susturabilirler. Herkesi susturabilirler. Piyasada, pazarda fiyatları susturamazlar. O kadar. Oraya sansür işlemiyor. O yüzden reklamdan sonra... Onu da... Değerli izleyiciler merhaba. Biliyorsunuz bu programın hazırlayanı ve sunanı sevgili Namık Koçak ama bugün İzmir stüdyomuzdan bağlandığı için biraz seste problem yaşıyoruz. Onun için reklam sonrasındaki açılışı ben yaptım ve biraz da moderatörlük anlamında destek vereceğim sevgili Nama. İlk bölümde izlediğiniz gibi, takip ettiğiniz gibi Rütük hem yapı olarak hem verdiği kararlar olarak nasıl bir politika izliyor bunu tartıştık. Ve sonuç itibariyle şunu aslında birinci bölümde ortaya koymuş olduk. Rütük zaten tarafsız olmadığını Rütük Başkanı tarafından da ilan etmiş. İşte icraatları konusunda Cumhurbaşkanı'nın talimatlarını emir telakki ettiğini bizzat Rütük Başkanı kendisi söylemişti. Sayın Yalçın zaten Doğan bunlar. Bugünkü yazısında Tele1'e verilen karartma cezalarının ne kadar gayri hukuki olduğunu ve bu cezaların önce verildiğini ama daha sonra
bu verilen kararların mahkemelerden döndüğünü ama tabii kararın hemen akabinde ekranların karartıldığını ve mahkeme kararları beklemeden karartıldığını, mahkeme daha sonra lehte karar verse de ekranların karartılmış olduğunu ve bunun aslında hem kanallara bir mali yükümlülük getirdiğini, yani büyük bir gelir kaybına neden olduğunu, hem de daha önemlisi siz değerli izleyicilerimizin aslında gerçekleri öğrenme hakkını da bir anlamda gasp etmiş olduğunu konuştuk. Sayın Fikri Sağlar da RİTÜK maddi anlamda en fazla gelire sahip olan kurum ve onların şeffaf bir şekilde bu parayı nasıl yönettiğini, nasıl harcadığını, hatta RİTÜK üyelerinin kazançlarının her ay aslında beyan edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Sevgili Meriç Kayatası da bu yapının aslında gayri hukuki olduğunu, yani anayasaya dayanmayan bir yapıya sahip olduğunu söyledi ve çok önemli bir hususa daha değindi. Sevgili Meriç Köyatası dedi ki demokrasilerde muhalefet ve medya iktidarı denetler, yönetimi denetler. Türkiye'de ise tersi oluyor. İktidar medyayı denetliyor. Yani buradan da işte Türkiye'de tırnak içinde demokrasinin nereye evrildiğini, hani sadece isminin kaldığını ama pratikte Türkiye'nin demokratik bir yönetime sahip olmadığını bir anlamda altını çizdi. Biliyorsunuz Profesör Ersin Kalaycıoğlu bu mevcut yönetime zaten artık demokrasi denmemesi gerektiğini, siyaset bilimi açısından da sultanizm olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Evet sevgili Namık, ben bir giriş yaptım, girizgah yaptım. Bu arada reklam arasında evet. Özgen Nama ile bir bağlantı kurmamız gerektiğine de karar verdik. Birazdan kendisiyle bir telefon bağlantımız olacak. Çünkü işte dezenformasyon yasasından aslında şikayetçi olan... Aslında olay çok ilginç bir olay bugün yapılan. Şikayetçi olan AK Parti'nin özellikle teşvikiyle, isteğiyle bizim sansür yasası dediğimiz ama onların dezenformasyon yasası dediğimiz yasanın geçtiğini biliyorsunuz. Bir yüz karası aslında Türkiye demokrasi tarihi açısından. O yüzden de o yasa geçmeden önce sormuştuk, sormaya da devam ediyoruz. Acaba gerçekleri çarpıtan yandaş medya ya da AKP'liler ya da AKP'ye hizmet edenlere de gerçekten dezenformasyon yasası kullanılacak mı? Geçerli olacak mı sorusunu sormuştuk. İşte bugün bunun çok bariz bir örneği ortaya kondu. Dilersen Namık onu bir söyleyeyim, ondan sonra pası sana atayım. Belki takip ettiniz zaten. Evet. Özgen Nama biliyorsunuz halk o dezenformasyon yöneticisi. Ve bugün halk ekmeğe bir tırnak içinde bir AKP'li, kendisi de AK Parti İl Teşkilatı Başkanı, ismini yanlış söylememek adına bugün attığım tweetten bir bakıyorum. Kendisi halk ekmeğe kendince bir baskın yapıyor. AK Nuri Parti Kabaktepe. İl Teşkilatı Nuri ve İl Başkanları Nuri Kabaktepe. Osman Nuri AKP Kabaktepe. İstanbul İl Başkanı. Evet, Osman Kabaktepe. Nuri Kabaktepe. Şimdi Kabaktepe geliyor diyor ki işte oradaki basına ki yandaş basın özellikle getirilmiş oraya. Diyor ki tek bir ekmek üretilmiyor, halk ekmek işte üretimi durdurdu, işte aylardır bir ekmek üretim yok diye bir iddiada bulunuyor. Özgen Naman da hemen diyor ki beyefendi diyor gelin diyor fabrikamızı ziyaret edin. Nasıl ekmek ürettiğimizi bizzat siz görün diyor. Önce hiç böyle bir dikkate almıyor gibi ama gerçekten Sayın Özgen Nama gayet üslubunu da bozmadan kibar bir şekilde davetinde ısrarcı oluyor. Ama sonra ne oluyor? İşte bu AKP İl Teşkilat Başkanı heyecan yapma diyor ve ondan sonra ortadan kayboluyor. Şimdi aslında soralım. O oraya gelirken... Yani, burada bu kim dezenformasyon? Kendilerine de açılmayacağını hesaba katarak geldi büyük bir olasılıkla. Evet. Yani, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi liderinin gittiği bakanlıklarda ya da işte bu Sadat Teşkilatı'nda kapılar açılmadı. Bunlar kendilerine de açılmayacağını, misilleme olacağını zannediyorlardı herhalde. Kapılar açılıp buyurun deyince de bu defa kaçtılar. Evet. Dolayısıyla şu sorumu tamamlayayım sonra pası sana vereyim istersen Namık. Dolayısıyla soru şu değerli izleyiciler, yani bile bile bir mizansen hazırlanıyor ve orada halk, kamuoyu
aslında manipüle edilmeye çalışılıyor. Yani olmayan bir şey varmış gibi gösteriliyor. Üretimi olan halk ekmeğin hiçbir ekmek üretmediği iddia ediliyor. Ve daha sonra orada bunun ispatı mümkünken, yani fabrikaya gidip bizzat kendisi görebilecekken, o daveti reddediyor ve ardından kayboluyor. Şimdi sorumuz şu, kim dezenformasyon yapıyor ve eğer bu kişinin yaptığı gibi bir dezenformasyon söz konusuysa bu yasa bir AKP'li için de geçerli olacak mı? Bu arada rejiden güzel de bir haber geldi. Bir 10 dakika içinde Özgen Namay'ı da telefon bağlantısıyla programımıza dahil edeceğiz. Namık, devam edebilir miyim? İsterseniz onu bekleyene kadar, Özgen Bey'i bekleyene kadar bu dezenformasyon üzerinde duralım. Bununla ilgili örnekleri falan paylaşalım. Çünkü dezenformasyon sadece muhalefetin ya da hükümete karşı olanların ya da bizim gibi gazetelerin, televizyonların falan suçlanması değil. Türkiye'de en büyük dezenformasyonları geçmişte yaşadık. Siyasi iktidar yaptı. Gerek parti sözcüleri, gerek medyası, biz bunları yaşadık. Yalçın abi, ne diyeceksiniz bu konuda? Şimdi bu halk ekmekten yola çıkalım istersen, oradaki örnekten. Şimdi amaç İstanbul Belediyesi'ni, Büyük Belediyesi'ni yıpratmak. Bu örnekte onu görüyoruz. Aslında genel olarak CHP'ye sahip illerin yönetimlerine karşı çok ciddi bir tavır var. Hatta bir iki gün önce, galiba dün zannediyorum, toplam 28 milyar dolarlık zannediyorum ya da evet 28 milyar dolarlık bütün CHP'ye bağlı büyükşehir belediyelerinin almak istedikleri bir fon var, bir kredi var, yurt dışı bağlantılı. Onay bekliyor ve o onay bir türlü gelmiyor. Aslında o onayın verilmemesi bu CHP'li belediyelerin sahip olduğu illerdeki halka, İstanbul olduğu için bize, iktidar tarafından verilen bir cezanın ta kendisi. Çünkü o kredi verilse belki metro daha çabuk yapılacak, belki yollar daha düzelecek, belki altyapı hizmetleri daha rahat yapılacak. Onlar yapılmadığı için biz o hizmetlerden mahrum kalıyoruz ve bunun eziyetini çekiyoruz. İktidar bunun faturasını o İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çıkarmak isterken aslında kendisine çıkarmış oluyor. Çünkü onay makamı bu imzayı vermiyor. Şimdi bunun halk ekmek de bunun tipik örneklerinden biri. Ama biraz fazla çalışmıyor gibi geliyor bana. Neden? Halk ekmek yaptıkları, halk ekmek yani İstanbul Belediyesi iş başına geldiğinden beri en fazla göz önünde olan kurumlardan biri. Ekmek fiyatları arttıkça hemen her gün, yani haftada birkaç gün ya da ekmek fiyatları, halk ekmek şu kadara satıyor, fırınlar bu kadara satıyor, işte şurada bu kadar, burada bu kadar. Hatta zaman zaman, şu anda Üsküdar'daki örnek aklıma geldi, orada bir büfe açmak istiyorlar. Üsküdar Belediye Zabıtası, ki AKP'ye bağlı o Üsküdar, büyük şehrin büfe kurmasına ya da halk ekmeğin büfe kurmasına izin vermiyor falan. Şimdi o kadar kötü bir strateji ki yıpratmak açısından, kendileri açısından. En iyi çalışan kurumlardan birini İstanbul'da, İstanbul ölçeğinde, işte burada ekmek üretmiyor. Kardeşim, adamlar günlerdir ekmek üretiyor, daha ucuza satıyor falan. Bu o kadar yanlış kendileri açısından bir strateji ki. Ama devamı Sedef Hanım'ın söylediği gibi... Dezenformasyona, orada tam tipik bir dezenformasyonla karşı karşıyayız. Halk ekmek üretiyor mu, üretmiyor mu? Evet, üretiyor. Onlar diyorlar ki üretmiyor. Oysa üretiyor. Burada demek ki bir dezenformasyon var. O zaman bu yasa onlar için uygulanacak mı? Bunun bir başka devamı var. Yani dezenformasyon yasası dediğimiz zaman bu başka bir uygulaması var. Başka bir devamı var. Bugün günlerden çarşamba. Cuma. Çarşamba günü ayın 26'sında, 26 Ekim'de Anayasa Mahkemesi CHP'nin dezenformasyon yasasına yaptığı itirazı görüşecek. Ünlü 29. madde, yasaya aykırı gelenler ya da onların deyimiyle dezenformasyon,
halkı yanlış bilgilendirenlere 1 yıldan 3 yıla kadar verilecek olan hapis cezasının iptali için açılan CHP'nin açtığı davaya bakacak Anayasa Mahkemesi çarşamba günü 26 Ekim'de. Şimdi Anayasa Mahkemesi acaba ne yapacak? Yani biraz önce galiba Fikri Sağlar söylemişti. Sen de söylemiş olabilirsin. Birkaç gün önce, zannediyorum Fikri Bey söyledi. Birkaç gün önce Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesinin yemin töreninde Başkan Zühtü Aslan'ın yaptığı bir konuşma var. Yani basın özgürlüğü olmazsa olmaz bir anayasanın, bir ülkenin varlığıdır diyor. Şimdi bu sözü söyleyen kurumun başındaki insan ve tabii ki kurum bir sınavla karşı karşıya çarşamba günü. Var mı yok mu anayasa? Yani ben demokrasi şu bu falan bütün onlardan vazgeçtim. Sadece kendi ölçeği içinde, kendi çapı içinde Anayasa Mahkemesi anayasanın var olup olmadığını sınavını verecek. Ve bu doğrudan dezenformasyon yasasıyla birebir bağlı. O zamana kadar yani çarşambaya kadar bu AKP'li belediye il başkanına herhangi bir yaptırım uygulanmaz ise ki %1000 uygulanmayacak. Çünkü o muhalefete uygulanacak bir yasa. Çarşamba günü Anayasa Mahkemesi iptal ederse AKP il başkanı yaşadı, kurtuldu. Peki iptal etmezse ne olacak? Çarşamba günü öğleden sonra Perşembe veya Cuma gelecek hafta ne olacak? Bu aslında gerçekten Sedef Hanım'ın ortaya koyduğu bir örnekti bu. Günümüz açısından, bu yasa açısından son derece çarpıcı bir şey. Biz evet, kurumları ne zaman şimdi konuşmaya tabii bir de başlıyoruz? Şöyle bir şey var. Evet. Bitirdiniz mi? Bitirdim. Tamam. Şimdi tabii bir de şöyle bir şey var. İller Bankası kredileri, şimdi İl Bank oldu açısından baktığımız zaman da tüm krediler AKP'li büyükşehir belediyeleri ve AKP'li belediyelere yansıtılıyor ve oralara gönderiliyor. Büyükşehir Belediyesi projelerine sağlanan kredilerin toplam büyüklüğü 283.444.000 Türk lirası. Bankadan %100 kredi desteğiyle tamamlanan ve tümü yol inşaatları olan projelerin hayata geçirildiği AKP'li büyükşehir belediyelerinden biraz örnek verelim isterseniz size. Denizli Büyükşehir Belediyesi 44.180.000, Kahramanmaraş Belediyesi Büyükşehir Belediyesi 59.058.000, Konya, Ordu, Trabzon, Kayseri Büyükşehir Belediyeleri ve bunların tamamı AKP'li büyükşehir belediyeleri. İlçe belediyelerine girdiğimiz zaman da böyle. Ve muhalefet belediyelerine gram koklatmamışlar. Hiçbir katkı sağlamamışlar. Evet Fikri Sağlar, tablo bu. Şimdi gidip şov yapacaksınız ekmek fabrikasının önünde. Ama sonra bakacaksınız kamu kaynakları, il bank kaynakları sadece ve sadece iktidar partisi belediyelerine aktarılmış. Ve hiç, evet. Bazı yerde sıfır yani, sıfır muhalefet belediyeleri. Evet sözü size bırakıyorum. Bu çerçevede neler söyleyeceksiniz? Sıfırdan da öte. Daha önce AKP'li belediyelerden alınmış olan Ankara, İstanbul gibi belediyelerin yapmış oldukları borçları da hemen kesiyorlar. Yani diğerlerine, AKP'li belediyelere, büyük şehirlere ve küçük şehirlere böyle bir şey yapmıyorlar. Ama büyük şehirde eğer kazara AKP kaybetmişse ki kazara değil, halkın teveccühüyle müthiş bir güçle kaybetti İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana gibi yerleri. Onların eski AKP ve işte ortağı olan MHP'li belediyelerin borçlarını çatır çatır kesti. Yani bir kere bir sene, 1,5 seneye yakın 2 sene neredeyse para göndermedi, hakkını vermedi. Yani biraz evvel Yalçın Bey çok haklıydı. İstanbullular bana aslında kötülük yapıyor. Dedi evet ben de Mersinliyim, Ankara'da oturuyorum filan, bize kötülük yapılıyor. Ya siyaset belediyelerde, belediyeler demokrasinin beşiğidir. Belediye başkanıyla yurttaşın
arasında sadece evinin kapısıdır. Hatta evinin kapısı da bile değil. Evinin içindedir belediye başkanı. Su akıyorsa belediye başkanı iyidir. Akmıyorsa, pahalı akıyorsa iyidir. Pahalı akmıyorsa kötüdür. Şimdi AKP'li Ankara belediye meclis üyeleri Ankara'daki suyu %50 indirilmesi istediler, değil mi? Çok güzel. Hakikaten çok güzel. Ben Ankara'da oturan birisi olarak bundan çok memnun duydum ama aynı şekilde bu kişiler ve AKP ana partisi reisleri mazotta da, gübrede de, ilaçta da aynı %50 indirimleri yaparsa çok mutlu olacağız. Niye ona önerge vermiyorlar? AKP'nin yaptıkları borçları ödeme doğrultusunda hem belediyenin üzerine yükleniyorlar, parasını elinden alıyorlar, hizmet etme diyorlar. Şimdi biraz evvel söylendiği gibi aslında sansür yasası nedir? Sansür yasası gerçeklerin öğrenilmesini engellemektir. Telebir'in logosu da gerçek haber yazıyor. Diğerleri de aynı şekilde. Fox TV her gün aynı şeyleri söylüyor filan. Ama bir medya var ki, havuz medyası, tam tersi. Ben onu izliyorum arada bir. Acaba ben Türkiye'de mi yaşıyorum? Ben ya da çok kötü bir adam mıyım? Bunlar çok iyi bir adam mı? Aynı şekilde sanki ekmeğin zamlanması, mazotun zamlanmasının nedeni Kemal Kılıçdaroğlu. İşte ne bileyim suyun zamlanmasının, hayat pahalılığının nedeni Meral Akşener. Bunlar anlatılıyor. Peki bunlarla ilgili herhangi bir şey yapılıyor mu? Bak şimdi sevgili Namık, anayasanın 14. maddesinde son bendini okumak istiyorum size. Anayasa hükümlerinden hiçbiri devlete veya kişilere anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya anayasada belirlenenden daha geniş şekilde sınırlandırmasını amaçlayan bir faaliyeti, daha kısıtlayıcı bir şekilde amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde kullanamaz, yorumlanamaz. Yani özgürlükleri, anayasada var olan özgürlükleri darla edemezsin. Şimdi sansür yasası anayasaya bu 14. maddeden Fikri Sağlar, tam da... Fikri Sağlar, sözünüzü keseceğim ama pardon. Özgen'in ama Halk Ekmek Fabrikası adına konuşacak. Özgen benim çok sevgili bir arkadaşım. Hazırmış, hatta bekletmeyelim. Yok. Sonra devam edelim. Tamam, bekletmeyelim. Özgen çok sevgili bir arkadaşım. Sonra bıraktığınız yerden devam edelim. Çok da başarılı bir arkadaşım. Evet. Onu dinlemek isterim. Bize de evet, çok da başarılı bir yönetici. Özgen Nama, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Geliyor. Duyuluyor, evet. Derinden de gelse duyuyoruz. Kusura bakmayın, ortam uygun değildi. Ancak böyle katılabildim. Öncelikle tüm abilerime, yaşça benden büyük Sayın Bakanım orada, Sosyal Demokrat Halkçı Parti eski genel sekreterliğini gençliğimizden hep Fikri Sağlar'ı, Sayın Bakanımızı biz öyle biliyoruz, parti büyüğümüz olarak biliyoruz. Sizler keza Yalçın Bey'in köşelerini okuyarak biz büyüdük. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Sedef Hanım aradı, ben bugün hiçbir canlı yayına katılamadım. Bilerek de katılmadım. Çok yoğun bir durumdaydık. Çok bir haksızlığa maruz kaldık. Aslında şöyle söyleyeyim. Halk Ekmeğin tarihi Cumhuriyet Halk Partisi tarihiyle örtüşüyor. Halk Ekmekleri kuran Cumhuriyet Halk Partili efsane belediyelerdir. İşte Ali Dinçerler, Ahmet İsvanlar. Nitekim bugün AKP il başkanı tarafında baskına uğrayan fabrikanın da ismi Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'dır. Yeni açtığımız fabrika. Bugün bize bir haksızlık yapıldı. Günlerdir AKP o fabrikada sanki ekmek üretimi yapılmıyor. Sanki biz mizansel bir açılış yapmışız ve o fabrikayı kapatmışız. Bakın dün basına geçtiği bilgilendirme notunda şöyle diyorlar. Bizim açtığımız CHP'li belediyesinin kapattığı fabrikanın önünde yarın basın açıklaması yapacağız. Kaldı ki daha önce de, yani fabrika açılışından bir ay önce de yine AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Sayın Tevfik Göksu'nun da bir açıklaması olmuştu. Halk Ekmek Fabrikası'nı peşkeş çekiyorlar, satıyorlar, yönetemiyorlar ve açmayacaklar demişlerdi.
Bugün de kapatmışlar diyorlar. Yani iftiradan beslenme olur da bu kadar açık seçik mi olur? İnsanların, milyonların gözün önüne baka baka en önemli siyasi aktörlerini o kapıya, keşke kapı olsa bu arada, kapıya değil, fabrikadan 1200 metre uzakta bir tepede açıklama yaptırıyorlar. Zaten fabrikanın kapısına gelmiş olsaydılar kapı açılmış olacaktı. Bakın sabahleyin bilgi aldık AKP'nin böyle bir açıklama yapacağını. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu aradım. Kendisine bilgi verdim. Bana söylediği şey şu: İl başkanını davet edin, bir kahve ikram edin ve tesisleri gezdirin. Ve biz de o şekilde çıktık kapıya. Biz kapıda beklerken, basın açıklaması bitmek üzereyken, bir fabrikanın arka taraflarında Hadımköy girişinde bir tepede basın açıklaması yapıyorlarmış, haberini duyduk. Ve orası da dik bir yamaçtı. Koştura koştura gittim. Sayın Başkanım, sizi fabrikaya davet ediyorum. Kapımız açıktır, kapımız kilitli değil, güvenlikler yok kapıda. Randevunuz olmamasına rağmen bir il başkanısınız. AKP'nin delegasyonunun iradesiyle seçilmişsiniz. Siyaset kurumuna olan saygımızdan dolayı sizi davet ediyoruz. Buyurun gelin. Ama gelmediler. Gelmeyeceklerini söylediler. Ve kendilerinin belirleyeceği, uygun göreceği, emredecekleri bir saatte gelebileceklerini söylediler. Şimdi bu uslubu orada kınayabilirdim. Saygısızlık yapmak istemedim. Polemiklere girmek istemedim. Orada bir ev sahibi gibi davranmak istedim. Yoksa hakikaten siyaseten anladıkları dilde güzel cevaplar verebilirdim. Teşkilat mensuplarının çeşitli tacizleri, saldırıları, fiziki saldırıları da dahil olmak üzere orada ciddi bir vandallıkla yüz yüze kaldığımızı da söylemek istiyorum. Sonuç olarak Sayın Başkanı ve basını davet etmemize rağmen içeri gelmedi. Gelmezler çünkü doğru konuşmadıkları bellidir. Kendileri biliyorlar, söyledikleri, toplumla paylaştıkları bilgilerinin gerçek dışı olduklarını biliyorlar ve bunu bilerek yapıyorlar. Gelseydiler göreceklerdi. Önümüzdeki günlerde burası bilirsiniz gıda, besin maddelerinin üretildiği yerler hijyen koşullardan dolayı ziyaretçilere genelde kapalı olur. Hatta departmanlar arası çalışanların kimin nereye, kimin hangi bölüme gireceği de kurallara bağlanmıştır. Galoşsuz, maskesiz, önlüksüz kesinlikle girilmeyecek alanlardır. Buraların ışıklandırmaları, havalandırmaları hepsi hakikaten belli kalibrasyon ayarlarına bağlanan ve teknik birimlerdir. Tabii arkadaşlara, basına biz uygun bir zaman dilimi çok geçmeden, şöyle birkaç gün içerisinde bir planlama yaparak basını davet edeceğiz. Sayın Kabaktepe'yi de davet edeceğiz. Hatta bizim il başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'yla da bugün sosyal medyada bir sataşması var. Her iki il başkanını da davet edeceğiz. Her ikisine de orada neler ürettiğimizi, bu ülkeye nasıl bir tesis kazandırdığımızı anlatacağız. Orada inanın dünyanın en önemli, dünyada bakın, dünyanın diyorum, zaten Türkiye'nin ilk ve tek bu ölçekteki endüstriyel anlamda ekşi maya üretimi yapan tek fabrikadır. Bu bizim bütün gıda mühendislikleri fakülteleri için, üniversiteler için ve bir bütün olarak un ve unlu mamulleri üretecek sektör açısından bir laboratuvar ve bir bilim merkezidir. Ve biz bunu bütün toplumla paylaşacağız. Evet. Bir şey mi soracaktınız? Özür dilerim. Özgen Bey araya giriyorum ama siz bir de geçtiğimiz günlerde sosyal medyada elektrik faturalarını paylaştınız. Yani Şubat ayındaki faturayla Eylül ayındaki faturaları kıyaslamıştınız. Değil mi? Aradaki fark benim hatırladığım kadarıyla. Yayından ayrıldıktan sonra da sizin Twitter'ımda paylaşacağım. Şimdi yayından ayrıldıktan sonra Eylül 2021 faturası ile Eylül 2022 faturası arasında kaç trilyon fark olduğunu eski parayla göreceksiniz. Yayından ayrılır ayrılmaz bunu da özellikle paylaşacağım. O farkı hep beraber göreceğiz. Ağır maliyet yükü altında bizim araçlarımız her gün 80 kamyonla İstanbul'un 3000 noktasına ekmek dağıtıyoruz.
Bunun 650 tanesi büfeler, 350 tanesi bakkal ve market. 1000 küsürü bizim çoklu zincir, büyük şimdi reklam olmasın diye söylemeyeyim, bildiğimiz marketlerin şubelerinde ambalajlı ürünler ve horeca sektörü dediğimiz kafe, restoran, otel, hizmet sektörüne catering şirketleri, toplu tüketim yerlerine de ekmek sevkiyatı yapıyoruz. Bizim ticari ürünlerimiz var, onlardan kar ediyoruz. Bizim halka yönelik normal ekmeğimiz var, o ekmeği maliyetine veriyoruz ve başkanımızın direktifiyle yıl sonuna da kadar da ekmeği 250 gramlık ekmeği 3 liraya 2022 yıl sonuna kadar halkımıza ulaştıracağız ve kesinlikle zam yapmayacağız. Biz halkın bu sıkıntılı evet. döneminde halkın yanında yer alıp ekmek üretimini arttırmak için gece gündüz çalışırken AKP ve onların yöneticileri gerek İBB meclisinde gerek ilçe belediyelerinde ve fitnesi yükselterek bugün işte il başkanlığı düzeyinde çeşitli engellemeler, sataşmalar, saldırılar veya kumpaslar kurmaya çalışıyorlar. Ama biz bunlara aldırış etmiyoruz, işimize bakıyoruz. Halkın ekmeğini büyütmeye evet. devam edeceğiz. Ben bir de şeyi öğrenmiştim. Bey, çok özür dilerim. Nedir sizin üretiminizde? Çok özür dilerim. Halk ekmeğin tarihi mücadeleler tarihidir. Halk ekmeğin kuruluş döneminde DİSK'in örgütlediği işçiler, DİSK sendikasından örgütlü olan o günkü 1970'li yıllarda emek veren İstanbul Belediyesi çalışanları burada. Yaşayanlara sağlıklı ömür diliyorum. Gidenlere rahmet diliyorum. O işçilerimiz maaşlarının %50'sini almışlar, %50'sini içeride bırakmışlar ki fabrika tamamlansın. Edirne Kapı Fabrikası'nın temellerinin atılması ve üretime geçilmesi 5 yılı geçmiştir. Sebebi şudur, 7 tane müteahhit değişmiştir. Her gelen müteahhite mafya demeyeceğim, fırın lobisi diyeceğim. O günkü fırın lobisi engeller çıkararak, o günkü müteahhitlere el çektirerek 5 yılda Ahmet İsvan ancak bitirebilmiş, yetmez belediye başkanlığından olmuştur. O nedenle halk ekmek olmuştur derken o günkü il başkanımız, efsane il başkanımız rahmetli Sayın Aytekin Kotil ön seçimde gelerek İstanbul Belediye Başkanı olmuştur. O süreçlere girmiyorum şimdilik. Ama burada halk ekmeğin rolü önemli olmuştur. Onu söylemek isterim. O günkü fırıncıların örgütlenmesi çok önemli olmuştur. Engellemeleri çok önemli oranda olmuştur. Ama ne Aytekin Kotil ne Ahmet İsven bütün bu lobilere, mafyatik gruplara karşı direncinden vazgeçmemişler. Biz de bugün vazgeçmeyeceğiz. Biz hangi misyonu temsil ettiğimizi biliyoruz ve buna uygun direniyor ve davranıyoruz. Bundan sonra da böyle devam edecek. Sevgili Namık, ben bir soru sorabilir miyim? Evet. Tabii. Sevgili Özgen Nama, öncelikle bugünkü duruşunuz, dik duruşunuz, üslubunuzu hiç bozmadan gayet sabırlı, nezaket çerçevesinde davet etmeniz, o davetinizde diretmeniz aslında AKP'nin ortaya koymaya, kurmaya çalıştığı kumpası ya da oyunu bozdu. Şimdi soru şu, yani Kabaktepe ki AK Parti'nin önde gelen insanlarından biri, AKP il başkanı, bütün teşkilatların başında. Ne yapmaya çalıştı sizce? Yani bakın diyorsunuz ki böyle bir iddiası var. Hiçbir ekmek üretilmiyor, tek bir ekmek dahi üretilmiyor diyor. Basını çağırıyor, yandaş basını çağırıyor. Ve bu basın toplantısını da açıklamasını da fabrikanın 1 kilometre ötesinde planlıyor. Sizce ne yapmaya çalıştı Kabaktepe? Kabaktepe'nin kurgusu şuydu. İşte örneğin genel başkanımız TÜİK'ten randevu istiyor, randevu alamıyor. Önden bilgi veriyor, randevu bekliyorum, evet. Vermezseniz geleceğim diyor. Bütün kamuoyu duyuyor, haberdar Arka oluyor. On gittiğinde de güvenlik güçleriyle karşılaşıyor ve duvarla karşılaşıyor. Demir kapılarla karşılaşıyor. Sanki Kabaktepe'de burada bizi TÜİK'in pozisyonuna, kendisi de genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun durumuna
düşürmek ya da o duruma sokmak için bir çaba içerisinde bir sanırım böyle bir senaryo planladı. Fakat senaryoları çöktü. Çünkü önce haksızlar. Önce doğrudan yana değiller. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerinde, özellikle halk ekmekte, tüm süreçler bilimsel, yönetsel, siyasal olarak hiç fark etmez. Her açıdan çok şeffaf ve berrak bir şekilde yönetiliyor ve tüm süreçler halkla paylaşılıyor. Bakın fabrikalarımıza her gün İstanbul'un çeşitli yerlerinde öğrenciler geliyor, o üretim tesislerini izliyor. Ben burada varsa bizi izleyen öğretmen arkadaşlarımız mutlaka kendi sınıflarını fabrikalarımızda gezdirmek için bizimle hemen iletişime geçsinler, randevu alsınlar. 2 yıldır pandemiden dolayı öğrencileri kabul edemiyorduk ama artık kabul etmeye başladık. Ve sadece ilkokul öğrencileri değil, gıda mühendisliklerinde okuyan öğrenciler de dahil. Dediğim gibi kapılarımız sonuna kadar açık. AKP il başkanı orada bir konuşma yapacaktı ve kimse ona onu görmeyecekti. Konuşmasını bitirdikten sonra şöyle bir tweet atacaktık. Biz gittik, kapalı kapılar, kapanmış fabrika, kapısına kilit vurulmuş bir fabrikayı gördük ve açıklamamızı yaptık. Bunu söyleyecekti. Evet, yani yalan söyleyecekti. Ben bir soru sorabilir miyim? Kötü yani, bir taklit. Buyurun Sayın Bakanım. Sevgili Özgen, sana başarılar diliyorum. Zaten çok başarılısın. Bir iki konuya da değinmeni isterim. Bir kere ekmek çıkıyor değil mi? Ekmek çıkıyor. Sayın Bakanım, ekmekle ilgili şöyle söyleyeyim. İzin verirsen ben bir şey daha tamamlayayım. Buyurun. Ekmek çıkıyor ve son derece de iyi. İnsanlar kuyruğa giriyorlar. Çünkü ucuz halk ekmek, halkın ekmeği olarak veriliyor. Dolayısıyla AKP il başkanının attığı palavra tutmuyor. Çünkü insanlar gidip kulübede ekmeğini buluyor. Ekmek kulübesinde ekmeğini buluyor. Bu bir. Onun için çok üzülme, çok da yorulma. Bence de dezenformasyondan daha öte AKP'nin yalanlarına bir ek olarak görülüyor. AKP il başkanının seviyesini burada görüyoruz. Ama ben asıl başka bir şey sormak istiyorum sana. Eğer o konuda bilgin varsa açıklarsan çok sevinirim. Bir kere Ahmet İsmail'in ismini koymanız bir vefadır. Sen çok vefalı bir insansın. Onu çok iyi biliyorum. Çok naziksin. Çok centilmensin ama yeri geldiğinde de mücadeleden kaçmazsın. İstanbul, Ankara, Antalya gibi AKP belediyelerinin ekmek fabrikalarını daha önce bir taşeron çalıştırıyordu. Yani belediye değil. Benim bildiğim kadarıyla. Çok da para kazanıyordu. Şuradan biliyorum bizim Mersin Belediyesi kovdu. Gelme dedi. Yani belediye başkanını seni kazandırırım ben diyecek tekliflerde de bulundu. Bunu herhalde zaman içerisinde açıklarsınız kim olduğunu, kimlere ne kadar paralar aktarıldığını. Aynı vefayı dilerim ki başka arkadaşlarımız da gösterir. Türkiye'de ilk halk ekmek fabrikasını kuran Kaya Mutlu'dur Mersin'de. Mersin halk ekmek fabrikasını kuran rahmetli belediye başkanımız Kaya Mutlu ve sizin evet. De dayınız oluyor, bunu biliyorum ben. Yani benim dayımdan öte ondan sonra Ankara Belediyesi, İstanbul Belediyesi, o zaman Kocaeli Belediyesi benzeri işleri yaptı. Yani o nedenle Ahmet İsmail'in yaptığı çok önemli bir şeydi. Çünkü koskoca bir yerdi. Fırıncılarla çok da takıştılar ama onları da kırmadılar. Ekmek fiyatlarıyla ilgili de görüşmeler neticesinde ortak dengeyi buldular. Ben şunu söylemek istiyorum, tekrar soruyorum. Siz şimdi İBB olarak yönetiyorsunuz, halka ekmek veriyorsunuz, 16 milyon insana çalışıyorsunuz. Daha önce ekmek fabrikasını kim çalıştırıyordu biliyor musun? Sayın Bakanım şöyle söyleyeyim. Mersin'de, bir hazırlık yap sonra açıkla. Yani tamam şimdi burada biliyorum seni çok sıkıştırmak istemiyorum. Senin derdin olduğunu da biliyorum bu nedenle. Daha sonra açıklarsan çok daha iyi olur. İstanbullular nasıl soyulduklarını, Ankaralılar nasıl soyulduklarını zamanında öğrenmiş olurlar. Ve bu il başkanları da bir daha sokağa çıkamayacak bir hale gelir. Yüzleri kızarır. Kızarır mı onu da bilmiyorum. Sayın Bakanım. Antalya halk ekmeği cevap verecek misiniz buna? Çok uluslu bir şirkete verilmişti. İsmini de burada söyleyebilirim. Uno fabrikasına verilmişti. Onlar işletiyordu. Adında
halk ekmek yazıyordu. Kocaeli'ye gelecek olursak, Kocaeli'de bir halk ekmek fabrikası yok. Kapattılar, marketlerden alıp büfeleştirip, yani AKP'nin tipik davranış biçimleri, AKP'nin tipik kapital bakış davranışları. Fakat İstanbul'da başka bir şey vardı. İstanbul'da, bakın biz hep Hadımköy'deki fabrikadan bahsediyoruz. Biz göreve geldiğimizde İstanbul'un ilk kurulan Edirne Kapı Halk Ekmek Fabrikası'nı kaderine terk etmişlerdi. Şu anda orada 6 hat üretim yapıyor. Her gün 600 bin normal ekmek üretilecek pozisyonda. Fakat biz geldiğimizde onu 100 bine indirmiş ve fabrikayı çürüye çıkartmak üzere hangi kurumla işbirliği içerisinde rezidans ve AVM'ye döndürecek bilgileri de bende mevcut. Şimdi yayında söylemek istemiyorum. Biz sadece Hadımköy'deki halk ekmek fabrikasını yapmadık. Edirne Kapı'daki o 1970'li yıllarda büyük mücadeleler sonucu kurulan fabrikanın da bütün kolonlarını, bütün temelini güçlendirerek bir yandan kolon güçlendiriyorduk. O kışın soğuk günlerinde bütün resimlerini, videolarını paylaşabilirim sizlerle. Bir yandan da ekmek üretiyorduk. Ama arada öyle bir titiz çalışma yürütüyorduk ki çimento tozuyla un tozunu birbirine karıştırmadan çok hassasiyetle İstanbul'a ekmek sevkiyatını aksatmamak için çok çırpındık. Ekmekle ilgili bir şey söyleyeceğim. Bakın, yıllara sayır geriye dönük baktığımız zaman İstanbul'u ele alıyorum. Veriye dayalı yönetim, veriye dayalı üretim, veriye dayalı zaman planlaması biz yapıyoruz. Ekmek yaz aylarında özellikle Temmuz, Ağustos, Eylül, böyle Ekim ortalarına sonlarına doğru ekmek tüketimi azalıyor. İstanbul'da ekmek tüketiminin azalmasının sebebi, bu arada tüm dünyada yazın ekmek tüketimi azalıyor. Bunun çeşitli sebepleri var. İnsanlar daha az ekmek tüketiyor. İstanbul'da ise yoksullar yoğunluklu olarak halk ekmeği talep ettikleri için köylerine dönüyorlar. Bizim çok ambalajlı, biraz daha fiyatı yüksek olan ticari olarak gördüğümüz ürünleri de varsıl kesim tüketiyor. Onların tüketicileri de Ege'ye, güneye, daha çok yazlık bölgelerine gidiyor. Dolayısıyla satışlarımızda ve üretimimizde düşüş oluyor. Düşüş olduğu dönemlerde biz bazı hatlarımızı bakıma alırız, onarıma alırız, şarteli indiririz, talep edildiği kadar üretiriz. Bakın, ekmek stoklanamaz, depolanamaz. Ekmek üretmekle gömlek üretmek aynı şey değildir. Ekmek yarın tüketeceğiniz miktar kadar üreteceksiniz ki büfelerinizde, bakkallarınızda bayatlamasın. Çünkü bizde ekmek geri iadesi yoktur. O nedenle bir gün önce de talebi topluyoruz. O gece o üretilecek miktar kadar hamur yoğrulur. O ekmek sayısı kadar hatta ısı verilir ve fırınlama yapılır. Bazen Hadımköy'deki makine durur. Bazen Kartal fabrikadaki 3 hattan biri çalışır. Bazen tamamı çalışır. Kış aylarında ise tamamen üretimi hızlandırmak için bazen öyle riskler alıyoruz ki bakım gerektirecek durumları bile artık şansa bırakarak öteliyoruz ki ekmek üretimi düşmesin diye. Evet, evet. Özgen Namal, çok çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgiler verdiniz. Tabii o bugün yaşadıklarınız aslında kara mizah gibi de bir olay. Kötü bir taklit olarak da herhalde tarihe geçecek. Kamuoyu oluşturma adına. Biz size başarılarınızın devamını diliyoruz. AKP'li yöneticileri... Arkadaşlar, Özgen Bey'e. AKP yöneticilerini ve il başkanlarının bu davranışlarını halka havale edelim. Bu halk her şeyi görüyor, her şeyin farkındadır. Evet. İstanbul halkına güveniyoruz ve halkımızla dayanışmayı sürdürmeye devam edeceğiz. Bizimki ben ekmek havası. Şey var mı başkanım? Şimdi ben şunu sormak istiyorum Özgen Bey'e. Ya elektrik şimdi bu ekmek üretiminde çok ciddi bir maliyet.
Siz elektrik faturalarını paylaşacaksınız yayından sonra ama kabaca yani %100 değil. Hemen söyleyeyim. Kilo ekmek üretimi içerisinde elektriğin payı yüzde kaç? Yani daha doğrusu satış fiyatında burada un var önemli, elektrik var bir de nakliye var. Emek bu var. Soruyu niye soruyorum size? Ben evde elektrik, ben evde ekmek yapmaya kalktığım zaman bu vahşi elektrik zammı geldiğinde yılbaşında ama yeni fiyat fırından değil. Fırından pahalıya mı çıktı? 4,5 liralık un kullanmıştım. Unun kilosu 9 lirayken 4 liralık da elektrik yaktım. Evet. 2 lira 6 kuruştan evet, 2 kilowatt saat. Yani 8,5 liraya geldi. Tabii bir fırında aynı anda 2 kilo ekmek ürettiğim için yarım kilo. Şimdi tabii orada daha toplu ama elektrik çok vahşi evet, fiyat. Evet. İki, bir de bunun İstanbul gibi ülkede şimdi dedi ki Özgen Bey işte bilmem kaç bin kamyonla da dağıtıyoruz. Mazota gelen para. Evet. Yani bugün bana İstanbul'daki manav diyor ki bana bedava domates getirseniz 10 lira diyor. Bedava versen 10 lira. Bunun nakliyesi sırf. Dolayısıyla işte elektrik nakliye enerji evet. giderleri ne tutuyor onu çok merak ediyorum. Buyurun. Geriç Bey hemen şöyle söyleyeyim. Edirne Kapı fabrikamızın 2021 Eylül ayı faturası 202.974. Yani eski parayla yaklaşık 203 milyon TL. Peki 2022 fabrikamız bakın bir yıl önce 202 bin. Bu yıl ise 1.591.289. Kaç kart? Of. Belge yani. Birazdan Twitter'da paylaşacağım. Sadece ben tekrar ediyorum. Müthiş. 2021 Edirne Kapı Halk Ekmek Fabrikası'nın elektrik faturası 202.000. 5 kattan fazla sanırım. 202.974. Yani bu yıl içinde bulunduğumuz 2022'nin Eylül ayı faturası bakın aynı ayları veriyorum. 1.591.289 TL. 1 milyon? Ve 594. 1.597 kat. Oo, tamam ben bir anladım. 7 kat. Özgen, sevgili Özgen. Kaç kat bu? Yani TRT payı 8, var mı bunun için? 2'den 2 küsurdan 1.5'a çıkıyor. 200 binden 1.5'a çıkıyor. 1.5 bakın, milyona çıkıyor. 200 liradan 1600 liraya çıkıyor. Resmi belge. Birazdan Twitter'dan paylaşacağım. Bu yayın üzerine paylaşacağım. Yoksa paylaşmak niyetiyle böyle bir niyetim yoktu. Böyle bir konuşma oldu. Paylaşayım. Sevgili Özgen kampımız... bir şey sorabilir miyim? Evet. Evet. Şey buyurun Sayın Bakan. TRT buyurun, payı var mı? Yüzde kaç TRT payı? Detaya bakamadım. Detaya bakamadım. 8 ya 200. Sayın Bakanım detaya bakamadım. Sadece tutara baktım. TRT payı var tabii. Mutlaka faturalarda vardır ama yanlış bilgilendirme olmasın. Bilgi sahibi tamam. olmadığım için bir şey söylemek istemiyorum. Meriç Bey'in bir sorusu var. Akaryakıta gelen zam ekmeği ne kadar etkiliyor? Şu kadar etkiliyor. Her gün 80 kamyonla biz İstanbul'da ekmek dağıtıyoruz. 3 günde bir bu kamyonlarımız dünyanın etrafını yani ekvatorun uzunluğunu 360 derece dönecek şekilde yol alıyor. Burada mazota gelen zam halkın ekmeğine geliyor. Elektriğe gelen zam doğrudan soframıza yazıyor. Ve şu anda İstanbul'daki fırıncı ve bir bütün olarak Türkiye'deki fırıncıları da bakın onların bir meslektaşı olarak ne kadar zor durumda olduklarını en iyi bilen arkadaşlarından biriyim. Maliyetler ağır maliyetler altında gerçekten inim inim inliyorlar. Ve şu anda eğer TMO unu düşük fiyatta vermese, görev zararı yapmasa, gizli bir sübvansiyon var, un maliyetlerine gizli bir müdahale var. Bu müdahale olmamış olsaydı şu an serbest piyasada ekmek 10 lira olurdu. Belki biz de 5 liraya satardık. Şu anda ağırlıklı olarak un maliyetlerine tıpkı dolara olan baskı neydi o dövize
güvenceli bir AKP yöntemi bir korumalı mevduat hesabı. Kur korumalı mevduat hesabıyla doları nasıl baskıladıkları birçok sektörde de benzer yöntemlerle örneğin un fiyatlarını baskılıyorlar. Bakın bunu belki Türkiye'de ilk defa şu an aklıma geldi de söylüyorum. Böyle baskılıyorlar. Bu halkın lehinedir. İyi bir durumdur. Bundan mutluyuz. Sümbanse edilmelidir. Özgen Bey ben bir şey sorabilir miyim size? Tabii ki Yalçın Bey buyurun. Şimdi geçen Eylül'de 202.974 lira. Şimdi neredeyse 8 katı fazla bir maliyet söz konusu. Peki geçen Eylül'de ekmek fiyatı ne kadardı? Ve şimdi ekmek fiyatı ne kadar? Arada ciddi bir fark var. Peki bu farkı siz nereden karşılıyorsunuz? Halk ekmek zarar ediyor mu, etmiyor mu? Yani sadece elektrik, bırakın onu da anlattınız zaten de. Tabii un, elektrik, emek. Bir de emek var bu işin içinde. Ulaşım da var ama bir de emek var. Peki bu bir tek ekmeğin maliyeti geçen yıl ne kadardı, şimdi ne kadar? Ve aradaki zarar var herhalde. Onu siz nereden, nasıl karşılıyorsunuz? Öncelikle Yalçın Bey, şöyle biz yapıyoruz. Halk ekmeğin temel kuruluş felsefesi piyasayı regüle etmek, fırıncıların ekmek fiyatlarını fahiş bir şekilde yükselterek 70'li yıllara gidiyorum, kuruluş felsefesine gidiyorum. O fırıncı esnafların acımasız bir şekilde fiyatları anlaşarak, çünkü ciddi bir organizasyon var, fırıncılar hepsi belirli bir yöreye mensup kimselerdi İstanbul'da 1970'li yıllarda. Daha küçük bir kentten bahsediyoruz. Daha örgütlü bir fırın sektöründen bahsediyoruz. Yapılanmasından bahsediyoruz. Ve orada akşam buluşup sabah fiyat 3 katına çıkıyordu. O gün ekmek İstanbul için önemli bir sorundu. O gün trafik sorunu ya da sosyal donatı alanı sorunu, ulaşım sorunu, sosyal kültürel alanlar, eğitim alanların yetersizliği, benzer kentsel sorunların dışında, ki bu sorunlar daha hafifti bahsettiğim sorunlar, en önemli sorunlardan birisi de halkın ucuz ekmeğe erişimi, halkın ekmek davası, ekmek kavgası da oradan başlıyor. Ekmeğim için İstanbul'a göç edip gidiyorum ekmek davası uğruna. O gün ekmeği yükselttikleri için o günün halkçı belediyeleri, o günün sosyal demokrat belediyecileri, o günün Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları bu işin felsefesini böyle kuruyorlar ve halka sağlıklı ucuz ekmeği ulaştıracağız diyorlar. O felsefeye uygun bugün de devam ediyoruz. Fakat bugün bir şey daha yapıyoruz. Acımasız piyasa zorlaması sonucu biz halk ekmeğinin iki kimliğini kurmuş durumdayız. Bir, tüccar ve ticari kimlik, ki ben bir girişimci, işletme fakültesi mezunu, Tahtakale'de ticareti öğrenmiş, SHP'de siyaseti yapmış, SHP'nin gençlik kollarından gelen birisi olarak. Bir siyasi kimliğim, bir girişimci kimliğimle birlikte yönetiyoruz. Normal ekmekte halkçı yanımızı temsil ediyor, yoksullara yönelik. Diğer ambalajlı ürünlerde de kar ediyoruz. Otellere veriyoruz, restoranlara veriyoruz, catering şirketlerine veriyoruz ve zincir marketlere ambalajlı ürünlerde kar ediyoruz. Makul, iyi bir kar da ediyoruz. Bunu söyleyebilirim. Özgen orada Bey, elde pardon. Özgen Bey, araya girmek ara istiyorum. Toplamda zarar etmiyoruz. Özgen Bey, şunu söylemek istiyorum. Benim sorum şuydu. Geçen yıl Eylül'de bir ekmeğin maliyeti ne kadardı? Siz kaça satıyordunuz? Bu sene bir ekmeğin maliyeti ne kadar? Siz kaça satıyorsunuz? Aradaki farkı, zarar var. Nereden karşılıyorsunuz? Ben bunu... Ekmek fiyatı 1.25 kuruştu. Şimdi 3 lira. O gün maliyet? Maliyet? O günkü maliyet de bugünkü maliyet. Bugünkü maliyet 3 liraya verdiğimiz normal ekmeğin, yani ürün bazlı maliyetini söylüyorum. Yaklaşık 2.90 kuruş, 2.95 kuruş. Örnek söylüyorum. Bugün 1.250.000 ekmek ürettik. Bugünkü bir ekmek maliyeti içerisindeki genel yönetim giderleri 1.250.000 adete dağıldığında maliyet yüksek oluyor. Ama önümüzdeki günlerde bu sayı 1.750.000'e çıktığında
genel yönetim giderleri ve benzer giderler, işçilik giderleri, enerji gideri de üretim miktarıyla beraber evet. değişiklik gösteriyor. Değişken bir gider kalemidir. Onu da böldüğümüz zaman maliyet bu sefer 2.80 kuruşa kadar iniyor. Şu an normal ekmekte de çok net söylüyorum. İyi bir disiplinle biz kesinlikle yönetim şeklimiz iyi bir disiplindir ve zarar etmiyoruz. Çok net söylüyorum. Tamam, neden zarar ediyoruz? Evet. Çünkü biz hiç hiçbir popçuya, topçuya, ATV'ye, A Haber'e artık sponsorluk yok. Halk ekmek artık belirli futbolculara reklam ya da belirli kulüplere sübvansiyon ya da başka kaydırmaca ya da başka yolsuzluk demek istemiyorum. Şeffaf yönetiliyor ve ben inanıyorum ki bu ülkenin bütün kaynakları böyle yönetildiği zaman her şey bize yeter ve bu ülkenin tüm kaynakları tüm yurttaşlarımıza yeterlidir. Teşekkürler. Halk ekmek özetle zarar etmiyor. Çok çok teşekkür ediyorum Özge Namal. Çok teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa bir bölüm daha Özge Bey'i alabiliriz. Özgen Bey'i alabiliriz. Bir ara vermek zorundayım. Son bölümde Fikri Sağlar bizimle olacak mısınız? Bir 10 dakika daha kalabiliyormuşum arkadaşlar söylüyorlar bana. Tamam. Ben bir konuda bilgi sunmak istiyorum. Peki. Ara veriyoruz o zaman devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, evet devam ediyoruz programa. Fikri Sağlar da bizimle birlikte devam ediyor. Bütün bu olup bitenlere Türkiye'de baktığımız zaman bir olay var. Bir olay yaşanıyor. İşte Griz faciası maalesef yaşandı. 41 insanımız şehit oldu orada. Maden ocaklarında, kara ocaklarda. Hemen bir gündem maddesi değiştiriliyor. O unutturulmaya çalışıyor. Şu anda ekonomi, bütçe inanılmaz açıklar verecek bir bütçe bugüne kadar. Daha önce de işte bütçe 85 milyon açık verecek deniyordu. Bir bakıyorsunuz o 130 milyar oluyordu. 130 milyar diyorlardı, 250 milyar oluyordu. Bu defa inanılmaz bir bütçe açığı dediler. Fakat bunu da çok, bütçede var bunlar ama ekonomiyi biraz örtbas etme çabası var gibi. Yani çünkü ekonomi pek hoş bir yerde değil. Ne dersin Meriç? Yani şimdi bugün bakın bütün ekonomiyi örtbas etme çabası esasında herdeleme yapılıyor. Sansür mu? Bakın. Sansür yasasının da arkasında o var. Efendim ne diyelim Telebir'e verilen cezanın arkasında da o var. Şimdi bütçe, demokrasi bunlar hepsi ve denetim mekanizması birbiriyle beraber düşünülmesi gereken. Şimdi bugün yine 18 dakika programında Merdan Yanardağ'ın altını çizdiği bir nokta var. Ekonomi konuşulmasın diye kapatılıyor. Bütçe konuşulmasın diye. Şimdi çok kısa böyle bir hemen bir özet yapacağım. 1215 yılı. Bakın kaç yıl önce yani. 1215. Magna Carta. 900 yıl önce. İngiltere'de Magna Carta dediğimiz olay, İngiltere'de lordlar kalktı krala ayaklandı. Dediler ki sen kendi kafana göre vergi koyamazsın. Hani İngiltere'ye demokrasinin beşiği. Vergi koyamazsın. Kral da sonra gitti bunu o yurtsuz John. Gitti bunu papaya o şeyi feshettirdi. Baronların bu kararını. Yani bir dini veto kullandı. Şey, papalık makamını. Fakat bu kavga bitmedi. 50 yıl sonra daha güçlü bir parlamento. Ama en son 1689'da Halklar Bildirgesi'yle artık parlamento bütçeyi denetliyor. Demokrasi eşittir. Demokrasi eşittir. Halkın bütçeyi denetlemesidir. Öyle doğmuştur. Ondan sonra bütün hani söylediğimiz demokratik haklar aklınıza ne geliyorsa hep bunun arkasından geldi. Şimdi dolayısıyla denetlemeden kastımız yani parlamentonun yürütmeyi denetlemesi ilk önce bütçe hakkıyla doğdu. Medyanın ama parlamentonun bütçe hakkı kaç yıldır gasp edildi? Şimdi 1600 ya 1215'te İngiltere bütçe hakkı alıyor. 1689'da Halklar Bildirgesi'yle parlamento kralın yetkilerini devralıyor. Biz 2017'de referandumda parlamentoyu işlevsiz hale getiriyoruz. Efendim şeye de baskı kurmaya çalışıyoruz. Medyaya da baskı kurmaya çalışıyoruz. Şimdi bütçeyi denetlemeden
halkın verdiği oy sakattır. Şimdi hani bir manken hanım kızımız vardı. Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi derken esasında derdini anlatamadı. Bakın, oy kullanmak için bilgi sahibi, daha doğrusu eğitim sahibi olmak şart değil. Oy kullanmak, demokraside oy kullanma insanların kendisini yönetecekleri hakkında bir kanaat oluşturmasıdır. İşte basın özgürlüğü dediğimiz şey kanaat oluşturmanın tek aracı, tek ikinci bir araç yok. Yani bir profesör de, bir dağdaki çoban da beni kim daha dürüst yönetir, benim vergilerimi kim daha iyi yönetiri medya sayesinde denetleyebiliyor, öğrenebiliyor ve kanaat oluşuyor. Ha, siz bir teknik konuda referandum yaparsanız o zaman dağdaki çobanla profesörün oyu farklı olabilir. Ama seçimde, demokraside benim bilgi sahibi olmam lazım. Siz eğer medyayı susturursanız siz hiçbir şekilde demokrasinin gereğini yerine yapamazsınız. Oy kullanma mekanizması sakatlanıyor. Ama bu genel olarak dünyada işte basına dördüncü güç denmesi. Fakat Türkiye'de artı bir tane daha var. Artı bir güç daha var. Niye? Çünkü Türkiye'de biz biliyoruz ki maalesef Yüksek Seçim Kurulu dahil işte geçersiz oylar, atı alıp Üsküdar'ı geçme, Anadolu Ajansı'yla, ondan önce FETÖ'nün ajansıyla, Samanyolu Ajansı'yla veya neyse adı, onların ajansıyla Türkiye'de seçimler ilan edildi. Eğer 2019 seçimlerinde hem Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da sandıklara hakim olmasaydı ve Tele1, Halk TV gibi televizyonlar olmasaydı o seçimlerin sonucunu biz kazandık diye açıkladı zaten. Bakın açıkladı, kaybettiği seçimi biz kazandık diye pankart bile astılar İstanbul'da. Hazırlamışlar hatırlayın. Önceden zaten. Şimdi dolayısıyla burada sadece özgür kanaat oluşması değil, ayrıca seçim sonuçlarının denetimi için de medyaya ihtiyaç var. Şimdi o yüzden bütçe ve bütçenin denetimi bu işin en önemli noktası. En önemli. Şimdi gelelim bizdeki bütçeye. Bizdeki bütçeyi maalesef parlamentoyu ciddiye almıyorlar. Şimdi ben de bütçeyi bir iktisatçı olarak çok fazla ciddiye almıyorum. Hani eskiden bütçe çalışılırken otururduk. İşte şu bakanlığa şu kadar, bu bakanlığa bu kadar, eğitime bu, buna bu diye bakardım, çalışırdım. Ama şimdi bunu ilk bakışta bu bütçenin bir seçim bütçesi olduğu ve tutmayacağı sadece bunu değil, geçen seneki bütçede ortada. Ben şimdi bir iki rakam söyleyeceğim. Bütçeye demişler ki açık 660 milyar lira açık olacak. Hiçbir zaman senin de başta söylediğin gibi hiçbir zaman öngörülen bütçe açıkları da kalmıyor. Onu epey üstüne çıkıyorlar. Şimdi mesela geçen sene 278 milyar olacak dediler. Şu anda hükümetin söylediği yeni bütçeyi yaparken 2022 için 461 milyar diyor. Ben kur korumalı mevduatın etkisiyle birlikte bunun 700'leri bulacağını söylüyorum. IMF 768 milyar diyor. Şimdi 278 için böyle 600'ler 700'ler diyoruz. 660 için ne deriz bilmiyorum ama ben bunun en az %50 daha fazla olacağını düşünüyorum. Faize karşıyız abi. Faiz lobisi var. Faize biz geçen sene 240 milyar yazdık bütçeye. Sonra revize ettik 330 milyar olur dedik ama bu kur korumalı mevduat esasında bal gibi faiz olduğu için o da 500-600'e gidiyor, of, koşturuyor. 500-600 milyar. Bu sene yazdıkları 565. Yani geçen sene 240 dediklerine 565. Ki bunu devam ettirme kararı da aldılar. Şimdi kur korumalı mevduata bakıyoruz. Kur korumalı mevduat için bütçede herhangi bir kalem yok. Ama kur korumalı mevduatı devam ettirecekler. Şimdi bu sene... Nereden gelecek para? Şimdi onu söyleyeceğim. Onu Merkez Bankası şakır şukur basacak. Bu sene kur korumalı mevduat için ödediğimiz para
Ağustos'a kadar, Mart-Ağustos arası 85 milyar hazine, Merkez Bankası söylemiyor, mecliste bile söylemedi. 105 olduğu tahmin ediliyor. Yani aşağı yukarı 200 milyar Ağustos ayına kadar. Ama bu miktar daha da artıyor. Bu önümüz, yani yıl sonu 350-400'ü bulacak. Şimdi küçük miktarda, şimdi biriken rakam 1.4 trilyon kur korumalı mevduat birikti. Dolayısıyla bu şey gibi, kar topu gibi, çığ gibi büyüyerek geliyor. Ve ne zaman, yani zaman ayarı bozulmuş saatli bomba gibi ve bunun bütçede yeri yok. Koymamış. Korkunç bir şey ama. Yani korkuyor kalem bu bütçede. Fakat şimdi esas bu bütçenin seçim bütçesi olduğunu, hani seçim bütçesi, evet seçim yılı seçim bütçesi yapılacak deniyor. Esas gösterge şu, cari transferler. Cari transfer dediğimiz bunun içinde sosyal yardım, yani yatırım değil, sosyal yardım da var. İşte muhtaçlara para da verelim, işte tarıma şöyle bir destek verelim, esnafa şu faizi verelim bilmem ne. Şimdi bu geçen sene abi 657 milyar liraydı. Bu sene %156 arttırdılar. 1 trilyon 682 milyar. Yani 657'yi 1.687'ye çıkartınca bu bunun içerisinde dünya kadar elma şekeri var abi. Yani işte şuna esnafa bunu vereceğiz. Emekliye bunu ver. Ver ama. Şimdi bunu karşılıksız para basarak şimdi bir verirsen, noktaya gel, konuklarla bir tur yapalım, sonra yani devam edelim. Bu elmayı bitireyim, oradan sonra konuklara vereyim. Yani KKM payı yok yani. Bu kadar açık var. 1.682, yani %156 artan elma şekerleri var. Bu elma şekerlerinin karşılığı yok. O nedenle bu bütçe açığı da enflasyonda daha fazla olacak. İkinci turda yine bütçeyle evet, ilgili yani şimdi niye tabii, kabul sevmedi evet, yani inandırıcı olmadığında o zaman evet, devam edelim. 500-600 milyar kur korumalı, kur garantili mevduata gidecek, kur korumalı mevduata gidecek ve bu bütçede yok böyle bir para. Gösterilmemiş. Ne olacak? İsterseniz Fikri Sağlar ayrılacaktı. Fikri Bey'e verelim ayrılmadan önce. Sonra Sedef ve Yalçın abiye döneceğiz. Evet, sevgili Meriç Köy Atası'na çok teşekkür ederiz. Gerçekten bugünkü bütçe, parlamentoda görüşülecek olan bütçe bizim bütçemiz değil. Zaten parlamentoda bütçeyi görüşmüyor, görüşmeyecek ve hiçbir yetkisi de yok. Eğer bütçe parlamentodan geçmezse biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı geçen yılki bütçeyi bir yüzde koyarak üzerine devam edecek. Yani parlamentoya da zaten bu danası yok. Benim sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Geliyor, evet. Geliyor. Namık kulağına işaret ediyor da ona gelmiyor galiba. Siz devam edin Fikri Bey, sesiniz duyuluyor. Peki ben devam edeyim. Sedef Hanım, siz moderatörlüğü almış oluyorsunuz böylelikle. Şunu söylemek istiyorum. 2003 yılında Avrupa geliyor, uyum müzakerelerinin yeniden değerleme oranı kadar arttırıyor. Evet. 2003 yılında Avrupa uyum müzakereleri sırasında madencilik başta olmak üzere patlayıcı, parlayıcı maddelerle ilgili bir yönetmelik çıkarıldı. Adı ATEX. Bu yönetmelik özellikle madencilik dalında, kömür madenleri dalında birçok önlemler alınması gerektiğini ortaya koyuyor. Ve yandaşlara peşkeş çekilmiş madenlerimiz, kömür madenlerimiz bu yönetmeliğe uymadıkları için sürekli ceza alıyorlardı. Ve sonunda da bildiğimiz gibi tarihimizde yüz karası haline gelen 301 işçimizi, emekçimizi kaybettiğimiz Soma faciası oldu. O zamana kadar bu ATEX yönetmenliğine uymak zorunda hisseden ve bundan dolayı da Sayıştay'ın raporlar yazdığı işletmelerle ilgili facianın hemen sonrasında Recep Tayyip Erdoğan bu ATEX yönetmenliğini 2019'a kadar askıya aldı. Yani mesele nedir? İşçi sağlığı, güvenliği açısından gerekli olan teçhizatın
ciddi olması, Çin malı olmaması, yani işte burada en son Bartın da başımıza geldiği gibi kapı orada var mı yok mu, gürüzü nereye çıktı gitti gibi önlemler alınmasını sağlayan bir yönetmelik. Ama bu yönetmelik askıya alınmış. 2019'dan sonra da kimse üzerinde durmamış. Şimdi Bartın faciasının nedenlerinden bir tanesi bu. 1941'den bugüne kadar yaklaşık 3000 maden işçisini kaybetmişiz. Son 20 yılda AKP döneminde 1989 maden işçisini kaybettik. Fıtrat dediler, şimdi de planlı kader dediler. Bu kader değil. Zaten kaderi kullanamazsınız, Kur'an'da da kader yok. Bunu açıkça da söylüyorlar. Müslümanlık taslıyorlar ama o da doğru diye olmadığını görüyoruz. Fıtrat da değil, bu doğrudan doğruya bugünkü yönetimin aldığı kararlar ve yaptığı uygulamalar. Bunun altını çizmek istedim. Arkasından da şunu söylüyorum, biraz evvel de söylediğim gibi çıkarılan bütçe tamamen seçim bütçesidir. Önümüzdeki günlerde çok daha büyük işler olacaktır. Onu da Meriç galiba bu bölümde anlatacaktır. Ben sizlere iyi akşamlar dilemek istiyorum. Kusura bakmayın, içinde bulunduğum, yayın yapmaya çalıştığımız yerdeki arkadaşlarımız artık geriye dönüş durumdalar. O nedenle onları da çok fazla rahatsız etmemek için bizi dinleyenlere, izleyenlere iyi geceler diliyorum. Yarınları bugünden çok daha iyi olmasını diliyorum. Sizlere de iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi ben sizi izleyeceğim ve çok şey öğreneceğimi çok, biliyorum sizlerden. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar dilerim. Sayın Fikri Sağlar, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Fikri Sağlar. Tekrar görüşmek üzere. Almanya selamlar. Evet, Sedef Kabaş. Evet. Çok teşekkür ediyorum Namık. Evet, ama Sedef Kabaş. Seninle devam edelim. Evet, ben öncelikle Sayın Yalçın Doğan'a söz hakkını vermek istiyorum. Çünkü bütçe bağlantısını kuralım. Sizin bütçeyle ilgili bazı hazırlıklarınız var. Dilerseniz sizinle devam edelim. Sonra ben başka peki bir konuyla tamam, devam tamam. edeceğim. Yalçın abi, Yalçın peki abiye geçelim. Teşekkürler Sedef Hanım. Şimdi şöyle, bütçeyle bağlantılı biraz önce Meriç'in söylediklerine ek olarak şunları vurgulamak istiyorum. Faizi dün %10.5'a indirdiler 12 emirle. Çünkü emirle indiği o kadar çıktı ki bir hafta önce Tayyip Erdoğan zannediyorum bir şeyde bir kanaldaki toplantısında ya da işte o sohbet toplantısında kendine bağlı gazetecilerle yaptığı toplantıda faizin zaten indirileceğinin haberini verdi. Merkez Bankası da o emri kabul ederek son aylarda olduğu gibi indirdi. Peki faizi %10.5'a çekti de bütçede 2023 bütçesinde ne kadar faiz ödemesi var koymuşlar? 565 milyar 600 milyon lira faiz ödemesi koymuşlar. Bir yandan faizi indiriyorlar, politik faizi. Öbür taraftan faiz ödemeleri 565 milyar 600 milyon dolara yükselmiş. 10.5'a indiriyorlar. Bankalara gidildiğinde konut kredileri, ihtiyaç kredileri, herhangi bir kredinin faizi %20'den aşağı değil. Bu bankalara %10.5'a indirilmeli, bankalara doğrudan doğruya bir gelir transferinden başka bir şey değil. Çünkü pratikte hiçbir işe yaramıyor %10.5. Zaten bir tepkisi falan da olmadı. Kimse de artık ciddiye almıyor. Yani bir zamanlar ya da dünyanın herhangi bir yerinde faiz, örneğin Amerika'da yarım puan indirildiği zaman bütün Amerikan piyasaları ve bütün dünya doları kullanan bütün ülkelerde çok ciddi reaksiyonlar olur lehte aleyhte. Yani mali anlamda reaksiyonlar olur. Bizde indi çıktı artık hiçbir önemi yok. Çünkü alınan faiz kararı artık ekonomik olmaktan çıktı. Tamamen siyasi bir karar haline geldi. Faiz indirmiş olmak için. Hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü tamamen siyasi bir anlam taşıdı. Şimdi bunun ötesinde, faizin ötesinde bir başka enteresan rakam var bütçede. 3241. Nedir bu 3241? Önümüzdeki yıl kamu kesimine 3241 yeni araç alınacak.
3241. 41 yeni araç alınacak. Ha, bunun altını çizelim ve derhal Haziran 2021 resmi gazeteye gidelim. Haziran, 30 Haziran 2021 resmi gazetede Tayyip Erdoğan imzasıyla bir tasarruf genelgesi yayınlanmış. Resmi gazetede o var. İsteyen açabilir, bakabilir. O tasarruf genelgesi... Arkadaşlar Erdoğan'ın uçak filosu fotoğraflarına... O tasarruf genelgesinin ikinci maddesinde aynen geçen cümle şu. Araç sayısı 2023 yılı sonuna kadar %20 azaltılacak. Araç sayısı 2023 sonuna kadar %20 azaltılacak. Ne zaman söylüyor bunu? 1,5 sene önce söylüyor. %20 azaltılacak dediği araç sayısı şimdi önümüzdeki yıl 3241 yeni araçla takviye ediliyor. Yani bu... Yani bu eski araçların... Elden çıkartılıp yeni araç belli ölçüde belki o da var ama yani ilave araç mı? Ama %20 azaltılacak diyor. Demek ki eski araçlar tasfiye edilecek ve bunun yerine yenisi alınmayacak. Var olan araçlar kullanılacak anlamına gelir. Bu başka bir anlama gelmez. Ama buna rağmen kendi getirdikleri tasarruf genelgesini kendileri çiğniyor her konuda olduğu gibi. Bu tasarruf genelgesini imza atan Cumhurbaşkanı'nın günlük saray masrafı ne kadar? Da bir söylesek mi acaba? Söyleyelim onu da söyleyelim. Orada da enteresan bir karşılaştırma var. Şimdi %70 geçen yıl ya da bu yıla göre %70 oranında artmış. 6 milyar 637 milyon liraya yükseliyor önümüzdeki yıl toplam bütçesi sarayın. Burada çok çarpıcı bir şey var Sedef Hanım. Sarayın bütçesi 6 milyar 637 milyon ve fakat Meclisin bütçesi 5 milyar 587 milyon. Yani 1 milyar lira daha az. Bu aslında siyasi kompozisyonu da gösteriyor. Deminden beri Meriç söyledi yani bütçenin ne anlama geldiğini ve nasıl siyasi bir güç olduğunu söyledi. Siyasi nitelikte olduğunu söyledi maliyenin ötesinde. Sarayın bütçesi 6 milyar 637 milyon. Meclisin bütçesi 5 milyar 587 milyon. Bu aslında sarayın siyasette ya da ülkenin yönetiminde meclisin ne kadar üstünde olduğunu gösteren bir örnek. Ve gerçekten çok çarpıcı bir örnek bu. Ve, bu doğru, doğru. Ve tabii üzücü bir örnek. Şimdi bunun dışında bu tasarruf genelgesi bir de yatırımlar bölümü var. Şimdi... Türkiye'de enflasyon niye bu kadar yükseliyor ve neden ekonomik kriz sürekli bu kadar derinleşiyor? Yatırım, ölü yatırımlar var Türkiye'de. Çok ağır, çok fazla ölü yatırımlar var. Bunların başında da bazı havaalanları geliyor. Bakın, Çanakkale Gökçeada, Uşak, Aydın Çıldır, Balıkesir Merkez havaalanlarına Balıkesir. Hiçbir uçak inmemiş. Hiçbir uçak inmemiş bu yıl. Buna karşılık Zafer Havaalanı'na ki o çok tartışıldı. Evet. 9 ayda 47 bin yolcu inmiş. Ama bir numara ki, arkadaşlar. Efendim? O rejiyle konuşuyor. Ha, ama devam edin siz. Ama ve lakin 47 bin yolcu indiği halde planlanan hedef 1 milyon 300 bin yolcu. 1 milyon 300 bin yolcu hedefleniyor. 9 ayda 47 bin yolcu yani iniyor. Şöyle demek lazım aslında. Bu havalimanlarını açarak halka hizmet ediyoruz, hizmet veriyoruz etiketi adı altında tamamıyla bu havalimanlarını yapan müteahhit şirketlere aslında bütçeden kaynak veriyorlar. Aynen bu çok söyleniyor ya uçmadığımız havaalanlarına, geçmediğimiz köprülere... Bu tamamıyla bir para transferi, gitmediğimiz servet yollara, transferi servet aslında. Transferi. Ve kamuya zarar uğratmak tabii tabii, tamamen servet transferi bu. Ve bir de son bir nokta yine bütçeyle ilgili olarak Diyanet'in bütçesi %117 artıyor. 35 milyar 910 milyona çıkıyor önümüzdeki yıl. 35 milyar liralık bütçe... İçişleri Bütçesi'nin, Bakanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığı'nın, Çevre Bakanlığı'nın, Enerji Bakanlığı'nın hepsinden önemlisi
Sanayi Bakanlığı'nın, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı. Sanayi Bakanlığı'nın bütçelerinden daha fazla. Kültür Bakanlığı'nın, zaten kültür ve turizmin kültürle ilişkileri yok. Bu oyunu kapatıyorlar. Ama asıl enerji ve çevre, hadi içişleri ve dışişleri de belli, personel, belki hizmetler falan ama tabii içişleri. Gerçi orada emniyet hizmetleri ayrı. Ama çevre, enerji ve sanayi bütçelerinden daha fazla bir Diyanet bütçesi var. Son yıllarda hep öyle oldu. Şimdi de %117 arttı. Artacak önümüzdeki evet. dönemde. Namık, bütçenin... Yani aslında bütçeye hangi kaleme, şimdi hangi bakanlığa neye ayırdıkları... Şimdi ben bir şey göstereceğim de size. Bütçeyle ilgili, tasarruflarla ilgili konuşuluyor da. Yalçın abi, Sedef, bu şeyle ilgili bir şey göstermek istiyorum size. Hani tasarruflarla ilgili, bu bütçeyle ilgili... Hani şu kadar araba alınacak dedik. Genellikle bir de Cumhurbaşkanımız arada bir tasarruf genelgesi falan yayınlıyor. İşte azaltalım falan deniyor. Fakat kendileri pek bu tür tasarruf şeyleriyle ilgilenmiyorlar girişimleriyle. Arkadaşlar ekrana getirebilir miyiz bir numaradan? Peki Cumhurbaşkanı'nın şöyle sadece ve sadece çok geniş bir şekilde tutmayacağım. Uçak filosunu şöyle bir gözden geçirelim. Oraya ayrılan bütçeden giden paralara şöyle bir göz atalım. Baktığınız zaman efendim Katar Emiri uçak hediye etti deniyor. Katar Emiri Türkiye'ye niye uçak hediye eder? Getirebiliyor muyuz arkadaşlar ekranı? Şimdi bir geri gelelim burada. Boeing 747-800. Cumhurbaşkanı'nın uçaklarından bir tanesi. Bunun liste fiyatı 418 milyon dolar. 418 milyon dolar. Ve VIP versiyonuna çevrilmesi için en az 100 milyon dolar daha para harcanması. Ortalama değerli 500 milyon dolarlık bir uçak. Geçelim bundan sonraki görüntüye. Ve bu 500 milyon dolarlık uçak gövde uzunluğu 76 metre, kanat açıklığı 68 metre. Dünyanın en büyük uçaklarından birisi. 3 sınıflı konfigürasyonda 450 yolcu taşıyabiliyor. Ve bu uçağın eski hali. Katar'dan pahalı hediye diye gazetelerde tartışıldı. Kimse kimseye bedava hediye vermez. Neyin karşılığıydı, neydi? Bunu o zamanlar tartıştık. Ama ne dedi yandaş gazeteler? Ne dedi yandaş gazeteler? Geçelim bir kare arkadaşlar. Bir sonraya geçelim. Onlar dediler ki, efendim ben Türklerden para almam demiş kuvvet emiri. Ben Türklerden para almam demiş, Türkiye'den para almam, şahsıma değil devlete hibe. Ya ne demek, ayıp değil mi? Devlete hibe. Yani 500 milyon dolarlık Meriç hibe. Geçelim arkadaşlar. Bir sonrasına. Diğer uçaklara da şöyle bir göz atarsak, bunlar devasa uçaklar. Bu uçak buradan kalkıyor, dünyanın bir ucuna iniyor. 13 bin kilometre menzili var. Sikorsky helikopterler, 32 milyon dolar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanları'nın kullandığı helikopterlerden. Geçelim arkadaşlar. Bir sonrası. A330-200. Airbus'un büyük gövdeli uçaklarından İstanbul-Los Angeles seferini yapıyor. 13 saatte Los Angeles'a gidiyor. 216 milyon dolar liste fiyatı. Normal satış fiyatı. VIP şeye çevirdiğiniz zaman 350'yi falan buluyor. Ama bunun pabucu dama atıldı değil mi? Katar'dan evet, gelen Katar'dan uçak. Gelen uçak. Ama 350 genelde milyon, bulunsun. Tabii, 300-350 milyon dolar civarı. Evet. Üstelik Cumhurbaşkanı dedi ki o uçağa parasını verip aldıkları zaman içinin dedi dekorasyonu kendisi yaptı diye paylaşıldı bu. Bakalım içi nasılmış. Onu da verelim arkadaşlar bir sonra. Yani bir uçan saray bir bakıma. Uçan saray diyebiliriz. Abi itibarı. Yani şimdi bütçe konuşuyoruz. Işte. Bakın bu yani şu şey ben bir havacılık uzmanıyla konuştum. 80 ila 100 milyon dolar. Sadece bu uçağın iç donanımı için alınan, harcanan paralar diye. Bu A330'un içi. Diğerinin içi zaten kuvvet o, emiri evet, yaptırmış o, zamanında. O daha başka. Evet. Tam bambaşka bir uçak. Geçelim arkadaşlar. Filodaki uçakların bir de toplu şeyi var son karede. Ve bize tasarruf
etmemiz isteniyor. Skorsky, evet, 32 milyon dolar. Ve bunlar da normal fiyatları, liste fiyatları. Bunların VIP'e çevrilmeleri ciddi para. Tabii canım. Çok ciddi para. Ve düşünün, yapıyor. Az önce gördüğümüz Boeing 747-800 modeli. Ve bu 800 modeli kullanıyor Cumhurbaşkanı. Ha bu kalsın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bile bunun 200 serisine biniyor. 747-200'e biniyor. Bizimki 800'e biniyor. Bakın burada fiyatlar orada. Topladığımız zaman 1 milyar dolardan fazla tutuyor Cumhurbaşkanı'nın uçak helikopter filosu. Kemal Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde bunları satacaklarını söyledi. Özellikle bir tanesini bırakacağız ihtiyaç için, gerisini hepsini satacağız dedi. Şimdi bütçe yapılırken, tasarruf istenirken bir tarafta kur korumalı mevduat, bir tarafta da Cumhurbaşkanı'nın bu tür giderleri. Geçelim arkadaşlar. Evet Sedef Kabaş. Şimdi bunları izlerken aklıma şöyle bir soru geldi sevgili Namık. Yani inşallah önümüzde bir seçim olacak. İnşallah hayırlı bir seçim olur. Ve demokrasi de halkın desteğini kaybeden, ülkeyi kötü yönettiği için halkın desteğini kaybeden iktidar gider. Yani ölüm kalım savaşı değildir seçimler. Yönetim eğer kötü yönettiyse ülkeyi seçim sonuçları itibariyle görevden elini çeker, muhalefete düşer. Yani evet. Demokrasilerde kural budur, böyle işler. Tabii bu kural Türkiye'de AK Parti için de geçerli. Şimdi böyle bir seçim sonucunda, yani AK Parti'nin halkın desteğini kaybettiği bir seçim sonucunda, Erdoğan'ın kaybettiği bir seçim sonucunda merak ediyorum acaba böyle saraylara, yazlık kışlık saraylara, özel uçaklara, yani kaç tane uçak saydın, 100 milyonlarca dolar değerinde uçaklara, İşte binlerce aracına, lüks makam aracına alışmış bir kişi, bir aile nasıl olacak da bunlardan vazgeçecek? Bunlardan vazgeçecek. Bence hep herkesin düşünmesi gereken kritik soru bu. Çok zor. İşte bu sorunun yanıtında aslında bu seçime yönelik siyasette AK Parti'nin ortaya koyduğu birçok iddia, Türkiye'nin yararına mı, Türkiye'nin hayrına mı, milletin faydasına mı, gerçekten kamu hizmeti adına mı, yoksa bir kişi ya da bir ailenin ve belli bir zümrenin bekası adına mı, bu soruyu sormalı gerektiğini düşünüyorum. Bütçe ile ilgili bugün haberlerde çıktı, ben de yazdım ama aktroller yalan filan dediler ama bugünkü bütçe sonucunda görünen o ki sarayın günlük masrafı 18 milyon TL'yi bulmuş. Günlük masrafı 10 milyondu. Yani bu kadar artış. Evet. Bir müsaade edersen tamamlayayım Namık. Şimdi 18 milyon TL günlük masrafı olan saray, aynı saray 41 canın ihmal ve tedbirsizlik sonucu giden 41 canın sonrasında o şehit ilan ettikleri için öyle söylüyorum. O şehit ailelerine 1 milyon 500 bin TL yardımda bulunacaklarını söylüyorlar. Yani bundan utanç duymaları gerekiyor söyleyenlerin. Tüm Türkiye'nin utanç duyması gerekiyor. Bir zaten hiçbir şekilde acının karşılığı maddi destek olamaz ki kimi zaten madenci yakınları, aileleri de acımızı parayla bastırmaya çalışıyorlar diye bir şikayette bulunmuş. Gerçekten utanç verici. Aradan bir hafta geçti. Hala tek bir sorumlu yok ortada. Tek bir istifa yok. Tek bir özür yok. Tek bir araştırma yok. Başlatılmış tek bir soruşturma yok. Sadece kader var, sadece fıtrat var, sadece cenazede Kur'an okuyan siyasetçiler var. Dolayısıyla bütçe derken işte kaynaklar kimin için neye harcanıyor, bunun da dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum.
Bir başka şey Sayın Meriç Köyatası söyledi. Şimdi bakın kur korumalı mevduat hesapları gerçekten bu halkın üzerinde büyük bir yük. Yani çok küçük bir zümre bu hesaplardan faydalanabilecek, bu kur korumalı mevduattan faydalanabilecek belli sınırda kişiler var bu ülkede. Yani belli bir doları var ve buradan faydalanabiliyor. Ama 80 küsur milyon insan, yani birebir vatandaş vergisinden bu daha zengin zümreyi daha da zengin etmek için belli bir mali yükün altına girmiş oluyor. Yani doları belli bir seviyede tutmaya çalışırken zengini daha zengin, fakiri daha fakir eden bir sistem bu kur korumalı mevduat hesabı. Şimdi bu önemli ama daha önemlisi şu, sanırım iktidar da aslında yangından mal kaçırırcasına bir siyaset güdüyor ki bu hafta Merkez Bankası yetkililerine meclisteki muhalefet temsilcileri haklı olarak bu kur korumalı mevduatın bütçeye yükünü sordular. Ve bu anayasal olarak Merkez Bankası bürokratlarının açıklaması gereken bir bilgi. Bilmiyorum izleyiciler o videoyu seyrettiler mi? Lütfen bir zahmet girsinler, seyretsinler. Merkez Bankası bürokratları yasaya aykırı bir şekilde bu bilgiyi vermeyi reddetti. Bakın reddetti. Bu sizin paranız. Bu sizin paranız. Yani bu iktidar sizin paranızı sizin aleyhinize gizli bir şekilde kullanıyor olabilir. Eğer öyle olmasa neden Merkez Bankası bürokratları böyle bir bilgiyi verme konusunda çekince de bulunsunlar ya da bilgi vermeyi reddetsinler yasaya aykırı bir şekilde? Bunu da yine kamuoyunun takdirine bırakıyorum bütçeyle ilgili olarak. Şimdi demin Özgen Nama katılmıştı. Reklam arasına girdik. Kendisine teşekkür edemedik. Bir kere verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bütün ekibimiz adına, programımızın adına. Ve orada Osman Nuri Kabaktepe'nin aslında bugün nasıl halk ekmek üzerinden bir anlamda hani Millet İttifakı'nı bir tuzağa düşürmeye çalıştığını gördük. İşte dezenformasyonun bir anlamda net örneğini yaşamış olduk bu örnekte. O yüzden Özgen Nama'nın bizim programımıza katılması ve bizzat olayların nasıl geliştiğini anlatması çok önemliydi. Bakın şimdi şuradan... Planlanmış bir dezenformasyon. Şu soruyu sormak lazım. Sayın Osman Nuri Kabaktepe, bu yaptığınızdan acaba hiç utandınız mı? Yani bunu bilerek mi yaptınız? Yoksa danışmanlarınız mı sizi yanlış yönlendirdi? Eğer danışmanlarınız sizi yanlış yönlendirdiyse bununla ilgili yarın kamuoyuna bir açıklama yapmanız gerekiyor. Yok eğer bunu bizzat yaptıysanız bu tabii çok daha vahim. Yani halk ekmeğin aslında hiç ekmek üretmediğini iddia edip oraya gidip bir kilometre ötede belli kanalların kameralarının karşısına çıkıp bu iddiayı tekrar etmeniz, ardından Özgen Nama'nın sizi ısrarlı bir şekilde fabrikaya davet etmesine rağmen gitmemeniz, gidip bizzat iddianızın gerçek olup olmadığını görmek istememeniz acaba yani neyin göstergesidir? Acaba kamuoyunu yanıltmaya mı çalıştınız? Acaba gerçekleri mi çarpıtmaya çalıştınız? Bu tam da sizin iktidarınızın gündeme getirdiği ve geçirdiği meclisten dezenformasyon yasasının cezalandırmayı öngördüğü, 1 ila 3 yıl arasında ceza öngördüğü dezenformasyon haberciliği ya da uygulaması, pratiği değil midir? Bunu size sormak istiyorum. Şimdi Özgen Nama da söyledi Canan Kaftancıoğlu ile ilgili meseleyi. Bakın Canan Kaftancıoğlu bugün bu akşam saatlerinde attığı tweette şöyle diyor.
kameralar önünde üretim yapılmıyor yalanını sığınırken Halk Ekmek Başkan Vekili'nin fabrikayı birlikte gezelim davetine icabet etmemiş. Acaba neden sorusunu yöneltiyor tıpkı bizim yönelttiğimiz gibi. Şimdi Osman Nuri Kabaktepe özür dilemek yerine yani bir yanlışım oldu kusura bakmayın danışmanlarım beni yanlış yönlendirdi ki eğer öyleyse özür dilemek yerine şöyle bir yanıt veriyor. Canan Hanım görüyorum ki Esenyurt'ta araziye hakim olamama haliniz Hadımköy Ekmek Fabrikası'nda da nüksetmiş. Bakın hala bu yanlış icraatlarını, bu haksız icraatlarını devam ettiriyor özür dilemek yerine. Ama Canan Kaftancıoğlu'nun da harika bir yanıtı var. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Demiş ki teşekkür ederim doğru tespitinizden ötürü. Haklısınız. Kupon araziler dahil hiçbir araziye hakimiyetim ve ilgim yok demiş. Kapak tadında bir yanıt vermiş Sayın Canan Kaftancıoğlu. Ama biz sorumuzu tekrar ediyoruz. Yani Osman Nuri Kabaktepe bu dezenformasyondan dolayı kamuoyundan özür dileyecek mi? Halk Ekmek'ten özür dileyecek mi? İkinci soru dezenformasyon yasasını geçirenler Osman Nuri Kabaktepe ile ilgili bir işlem başlatacaklar mı? Yani biz de herhalde bunun takipçisi olacağız diyorum. Devam edelim mi? Sevgili Namık, son bir bölümde de programın sonuna doğru söz hakkımı da dilersen bir kadın olarak Cumhurbaşkanı'nın bu hani öyle en büyük kariyer çocuk yapmaktır sözüyle ilgili de birkaç şeyi paylaşmak isterim. Tamam. Meriç sen de toparla kısaca. Yalçın abiye verim son sözü tekrar Sedef'e vereceğiz. Sen de. Şimdi bir bütçe üstüne konuşacaktım ama... Şimdi şöyle bir şey var. Bu 17.60'da bir süre bu dolar durdu. 18. Şimdi de 18.60'da duruyor. Yani nasıl bir ayarlama bu? Nasıl bir şey bu? Yani hiç mi ekonomik göstergeler biraz ileri biraz geri gitmiyor? Şöyle bir şey söyleyelim. Türkiye'deki bütün ekonomik göstergeler döviz kurunun yukarıya doğru gitmesini gerektiren göstergeler. Yani cari açığımız her ay şişiyor. Bütçenin açığı da ortada. Efendim dış ticaret açığımız şişiyor. Bunun dışında Merkez Bankası döviz rezervleriniz eksi 59 milyar dolarda. Enflasyonunuz artıyor. Kur aynı kalıyor. Bir şekilde bir borç bulunuyor. Net hata noksandan kaynağı belirsiz paralar geliyor. İşte şu sıralar çok Rus geliyor. Eskiden sığınmacı olarak Suriyeliler geliyordu. Onlar para götürüyordu, döviz götürüyordu. Şimdi sığınmacı Ruslar geldi diyelim, savaş kaçkınları. Onlar para getiriyor, bu para satarak. Ama bu dengenin bozulması demek. Denge bozulduğu zaman siz bunu istediğiniz kadar baskılayın, sonra fena patlar. Şimdi faiz düşüyor. Faiz düştüğü zaman döviz daha fazla artması lazım. Biraz artıyor, artacak o. Onu yani hiç uçarın kaçarın yok. Artacak. Ama şimdi Yalçın Doğan'ın çok yani güzel bir şey söyledi. Ben oradan alayım, devam edeyim. Dedi ki, ya dedi faizi indiriyoruz ama faiz ödemelerimiz artıyor. İşte bak bu sene, geçen sene de faizi düşürdük. 240 milyar ödeyecektik ya bütçede. Aldı başını gitti. Şimdi 565 ödeyeceğiz. Niye böyle oluyor? Daha fazla. Şimdi bakın, Türkiye'de 1-2 puan değişebilir söyleyeceğim. Devlet borçlarının %70'i, bu 68 olabilir, %70'i döviz. Hem dışarıya hem içeriye %70. %30'u Türk lirası. Aynı şekilde özel sektörün borçlarına da baktığınız zaman onun da %70 seviyesi döviz, hem dışarıya hem içerideki bankalara %30'u Türk lirası. Şimdi sen Türk lirası faizi düşürürsen
faiz harcaman düşer mi? Evet. Çünkü Türk lirası faizini düşürdüğün zaman döviz artıyor. Dolayısıyla sen Türk lirası faizini düşürdükçe borçlarının %70'inin yükümlülüğü çoğalıyor. Doğru. Arkadaş bu hesabı bakkal çırağı da yapar. Yani, niye bunu yapmıyorsunuz? Doğru. Ekonomist olmaya gerek yok. Yani, bakkal çırağı bile yapar. Dolayısıyla her şey yanlış. Şimdi bütçe niye ciddiye almıyorum derken, şimdi bütçeyi yaparken bir takım varsayımlar var. Geçen senekini de ciddiye almadım. Şimdi geçen sene bütçeyi yaparken dediler ki, yani 2022 bütçesini, yıl ortası döviz kuru 900 lira olacak. 970 mi ne? Daha yıl başında 13,5'den başladık, çöktü. Geçen sene yine bütçeyi yaparken enflasyon %5 olacak dediler. %5 olacak dediler. 7 defa revize ettiler, %7, 12 bilmem ne. En son %65 olacak dediler bu sene için. Şu anda %83'te ve fiyatlar artmaya devam ediyor. Peki 2023 için ne hedeflediler? 2023 için yıl ortası, yani yıllık ortalama döviz kurdu 21,5 lira diye düşünüyorlar. Çok hayal görülüyor efendim. Yani yılın ortası, 2023'ün ortası diyeceğiz aşağı yukarı. Enflasyona da bakın %25 demiyorlar. O kadar güzel çalışmışlar ki sanki Mars'a roket gönderiyorlar abi. Enflasyon tahmini bütçeyi yaparken %24,9. 25 o değil. Kadar ince hesap. O kadar ince yani. Şimdi bu %83 yaşadığımız, daha da büyüyeceğini tahmin ettiğimiz enflasyon önümüzdeki sene 24,9 olacakmış. Nasıl olacak? Şimdi bu kadar siz bakın. Bütçede ben elma şekeri dedim. %165 arttırdınız siz şeyleri. Cari harcamaları. Bu büyük daha kur korumalı mevduata ödeyeceğiniz para yok. Bunların hepsi sizin şeyinizi para bastıracak, enflasyonunuzu arttıracak etkiler. Çünkü bu harcamalar sizin üretim kapasitenizi arttıracak, bir arz yaratacak değil. Bir ekonomik yapınız yok ki. Artı ithalatı arttıracak. İthalatı arttırdığı zaman döviz kuru biraz daha çıkacak. Yine müthiş bir enflasyonist baskı yaratacaksınız. Bu bütçe seçime kadar kendisini götürsün, razıyım. Ha, seçimden sonra gelen hükümet ona Allah kolaylık versin. Ama Allah oturur yeni bütçe yapılır. Ama bundan bir de Merkez Bankası ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Yani Merkez Bankası'nın sorularına mecliste cevap verilmedi. Şimdi ben dünyada 2-3 ayrı Merkez Bankası'ndan örnek vereceğim. Şimdi zannediyorlar ki Alman veya Federal Merkez Bankası gibi... Bu Venezuela'daki Merkez Bankası Başkanı Maduro diyor ki ona bas para basıyor. İndir faizi indiriyor. Bu arkadaşlar görevi devraldığı zaman %20 idi enflasyon, %milyonlara geldi. Yani %1000'ler falan değil, %100'ler değil. Ama bağımsız. Çünkü o bağımsız Merkez Bankası Başkanı Maduro'nun Sierra Leone'deki Merkez Bankası Başkanı'nın başına ne geldiğinin farkında. Bir de Sierra Leone'de Merkez Bankası Başkanı vardı. Bu arkadaş da ben bağımsız dedi, öyle dediler. Devlet Başkanı da ona dedi ki biraz para bas, getir bana. Ben bağımsızım efendim dedi, basamam dedi, ekonomik veriler. Sonuç, arkadaş Merkez Bankası binasının çatısından aşağı düşerek öldü. Of! Şimdi dolayısıyla bazen Merkez Bankası Başkanı bağımsızlığı kolay değil. Of. Şimdi meclise karşı sen nasıl cevap vermezsin? Bakın söylüyoruz demokrasinin şeyi bütçe yapmakla başlar meclis. Türkiye'de böyle bir rezalet oldu. Ben de bu sözle bununla kapatayım. Çok iyi bir yerde kapattın. Yalçın abiye buradan veriyoruz. Balkonları sıkı tutunmak gerekiyor. Yalçın abi ne dersin? Balkona çıkmamak lazım en azından. Ya, yani görülmemiş bir skandal. Bürokratların halkın iradesiyle seçilmiş insanlar bilgi istediği zaman
onlara bilgi vermemesi gerçekten görülmemiş tarihi bir skandal. Ve bu mutlaka kayıtlara geçmesi gereken bir olay. Böyle bir rezillik yok. Yani o milletvekilleri kendi sinirlerini nasıl tuttu çok merak ediyorum. Cevap alamadıkları ve sordukları zaman onların bilgi vermedikleri anda. Bu bir yana, kapatıyoruz madem, ben bir iki konuyla kapatmak istiyorum. Bugün bir hafta oldu, doldu, bitti. Ne bitti bir haftada? Bartın faciası. Tam geçen cuma saat 18.30 civarında patlama oldu. 41 işçimiz hayatını kaybetti. Şimdi bir hafta sonra cuma saat 23.48 ve biz bu süre içinde Bartın'la ilgili ne karar alındı, ne soruşturma yapıldı, ne oldu bilmiyoruz. Sadece işte savcılık el koydu, 6 savcı göreve başladı. Bilirkişi bir kere gitti, gitmedi ama ortada henüz bir şey yok. 2 gün önce, çarşamba günü, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'i dinliyorum. Mecliste işte komisyon kurulacak. Onun için bir meclise bilgi veriyor. Ya yaptığı konuşmaya baktığım zaman, insan her cümlesinde aynı şeyi... Ya o zaman burada niye patlama oldu? Bu kadar güllük gülistanlık bir taş ocağı. Bütün işçilerin her türlü güvenliği sağlanmış. Taş ocağının ya da maden ocağının bütün katlarında, bütün derinliklerinde her türlü önlem alınmış. Gaz sürekli ölçülüyor. Ocağın kendi içindeki sistemin dışında madencilerin de kendi üzerlerinde gaz ölçüm aletleri varmış. İşte mühendisler... Yani bir tablo çiziyor, aman Allah'ım yani nasıl oldu da burada patlama ya, acaba adam bir başka yerden mi bahsediyor diye düşünüyor insan. Öyle bir çizdi ki oradan şu anlam çıktı. Bu bir hafta geçti, hiçbir şey, hiçbir sonuç yok ya. Evet. O açıklamadan belli ki bundan sonra ne ortaya çıkacak, hayli kuşku duyulacak bir durum. Tam bu sırada Bartın Baro Başkanı bir açıklama yaptı. O da bu soruşturma kurulunun içinde yer alıyor. İhmal var. Bendeki izlenim ihmalin olduğu yönünde dedi. Şimdi bu anahtar bir cümle. Evet. Bu cümleden yola çıkarak ve fakat bu Fatih Dönmez'in de bakanın da yaptığı, çizdiği tabloyu yan yana koyarak bu birbiriyle çelişen durumdan ortaya bir nasıl bir sonuç çıkacak onu bilmiyorum. Son olarak, bakan şöyle diyor değil mi Sayın Yalçın evet. Doğan? Eğer ihmal varsa diyor. Evet. Yani eğer ihmal varsa diyor. Şimdi ihtimal. Bir konu şu. İki tane istifa yaşadık. Şimdi bir şey söyleyeyim Yalçın abi. Yalçın abi. Bir ara verelim, devam edelim isterseniz bir 10-15 dakikada. Çünkü Sedef'e sözümüz var, söyleyecekleri var. Bir 15 dakika daha devam ederiz. Kısa bir ara verelim. 15-20 dakika. Aradan sonra bir 2 dakika ihtiyacım var. Kısa bir aradan sonra. Yalçın Doğan sözünü bitirememişti az önce. Yalçın abiyle başlayalım. Yalçın abi lütfen buyurun. Ha, tamam. Son iki konuya daha değinmek istiyorum. Bir tanesi iki tane... Rahatlıkla süremiz yeterli. Uzatabiliriz. Tamam. Sorun değil. İki tane istifa millet yaşadık partilerden bu hafta. Bir tanesi işte daha doğrusu daha önce istifa etmişti Mehmet Ali Çelebi, AKP'ye geçti. Bir de Ahmet Eşref Fakih Baba AKP'den istifa etti. İki istifa var ama iki istifa arasında dağlar kadar fark var. Fakih Baba'nın istifası Türk siyasetinde hemen hemen hiç görmediğimiz, en azından ben gazetecilik hayatımda işte 45 yılı falan doldurdum. Ankara'da uzun yıllar gazetecilik yaptım. Pek çok istifa gördüm. Milletvekili, partisinden istifa eden milletvekili gördüm. Ama böyle bir Fakih Baba'nın istifası gibi bir istifayı hiç hatırlamıyorum. Çünkü sadece partisinden istifa etmedi. Gerekçesini açıklayarak. Aynı zamanda milletvekili, hayır gerekçesinin ötesinde. Aynı zamanda asıl vurgulanması gereken nokta o. Müthiş bir siyasi ahlak örneği. Milletvekilliğinden de istifa etti ve ne dedi? Seçmenlerime saygısızlık etmek istemediğim için dedi. Bir tarafta Fakih Baba'nın bu açıklaması ve istifası var millet. Öbür tarafta da Mehmet Ali Çelebi'nin istifası ve bir partiye girişi var. Ben sadece bu ikisi arasındaki farkı vurgulamak istiyorum ve gündeme getirmek istiyorum. Son olarak da
Sedef Hanım'a bir pas atayım. Bu Tayyip Erdoğan'ın kadınlarla ilgili son Mehmet Ali Çelebi'ye rozet takarken söylediği sözler üzerine herhalde düşüncesini açıklayacak. Orada işte kadının kariyeri çocuk yapmaktır dedi. Hatta oturumu yöneten Bülent Turan galiba, efendim mikrofon açık dedi. Yani anında söyledi. Ya siz ne diyorsunuz anlamında. Şimdi kadının kariyeri çocuk yapmak üzerine yani bir yıl makale yazılır da ben iki cümleyle bir şey söylemek istiyorum. Şu anda Avrupa'da 11 tane kadın başbakan var. 4 tane de kadın cumhurbaşkanı var. Tayyip Erdoğan'a ithaf olunur. Evet. Buyurun. Ve o kadın başbakanların yönettiği ülkelerin kapısına gidip ondan sonra kredi dileniyorsunuz. Aynı zamanda. Değil mi? Aynı yani zamanda. Bunu da söyleyelim. Ve 5 ülkede de kadın bakan sayısı, bak hükümetteki kadın bakan sayısı erkek bakanlardan daha fazla. Bu 5 ülkenin arasında bir de Arnavutluk aslında var. Aslında yani dilenmek, kredi peşinde koşuyoruz diyelim daha iyi herhalde. Evet. Yani işte kredi peşinde koşmak zorunda bırakılıyoruz. İşte bu kadınların yönettiği ülkeler işte bir Almanya olsun, İngiltere olsun değil mi? Onlardan kredi talebinde bulunuyoruz. Demek ki kadın olması sadece çocuk yapacağı anlamına gelmiyor. Bir kere Cumhurbaşkanı'nın bunu çok iyi bilmesi lazım ama kendisi tabii kendi dünya görüşünü tek zannediyor. Tek doğru zannediyor ve kendi dünya görüşü çerçevesinde bütün Türkiye'yi şekillendirme gayretini ortaya koyuyor. Ve çevresindeki kadınlar ya da ailesindeki kadınlar ya da hayatı boyunca kendi ailesinin ya da çevresi içinde olan kadınları kriter alarak bir dünya görüşü geliştirmiş sanırım ki o yüzden kadın mıdır, kız mıdır sözünü söyledi ve bundan hiç de hicap duymadı. Sonrasında kadınlardan özür dilemedi. Yine aynı kişi bu ülkedeki kadınlara tırnak içinde sürtük dedi ve bundan da hicap duymadı ve sonra özür dilemedi. Ve şimdi aynı kişi kadın için en büyük kariyer çocuk yapmaktır diyerek yine o sınırlı dar dünya görüşünü ülkemizdeki kadınlara empoze etmeye çalışıyor. Şimdi biliyorsunuz AK Parti iktidarı özellikle türban söz konusu olduğunda böyle türbanı bayağı bir kullandıkları için biliyoruz. Hep bir özgür iradeden bahsederlerdi. Yani türban için özgür irade, özgür irade derlerdi. Artık bu söylemi pek kullanmıyorlar ama yıllarca bu söylem üzerinden siyaset güttüler. Tabii soru şu, yani kadınlara özgür irade bahşeden AK Parti iktidarı sadece kadınların saçları örtülmesi söz konusu olduğunda mı özgür iradeden bahsediyor? Yani kadınların özgür iradesi var sadece ve sadece başlarını örtmek istediklerinde ya da türban takmak istediklerinde mi? Yani kadınlara bahşedilen, onlar tarafından tırnak içinde bahşedilen özgür irade sadece türban takmak için mi geçerli? Yani eğer özgür irade ise, kadının bir özgür iradesi varsa ki var, kadın ister evlenir, ister evlenmez, ister eğitim alır, okula gider, ister almaz. Yani gönül ister ki tabii ki okula gitsinler, eğitim alsınlar, önlerinde engel olmasın. Ne aileleri, ne çevreleri, ne devlet. Yani çünkü bir kadın okuduğu zaman çevresindeki herkesi aslında eğitime teşvik ediyor ve eğitebiliyor. Dolayısıyla kadınların okuması çok kritik. Dolayısıyla kadınlar okumak istediğinde, kariyer yapmak istediklerinde bu özgür irade söz konusu değil mi? Ya da kadınlar evlenmeyi tercih edebilir ya da bekar kalmayı tercih edebilir, boşanmak isteyebilir değil mi? Yani bunların hepsi bir özgür ifade tezahürüdür. Kadınlar kariyer yapmak isteyebilir ve yapan kadınların ne kadar başarılı olduğunu hem ülkemizde hem dünyada görüyoruz. Yani bu kadının kişisel tercihi olmalıdır. Hiçbir erkek, Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere bir kadına neyi yapıp yapmayacağını söyleme yetkisine sahip değil. Kaldı ki Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri, sorumluluklar arasında da
böyle bir sorumluluğu yok. Yani anayasa böyle bir görev tanımı Cumhurbaşkanı'na tanımış değil. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın yapması gereken kadınların özgür iradesine saygı duymak. Dolayısıyla hiç kimsenin haddi değildir ki kadınlara işte çocuk yap ya da işte evlen ya da işte eğitim alma, okula gitme, evde otur gibi söylemler hiçbir erkeğin hakkı değil. Eğer gerçek anlamda insan haklarından ve eşitlikten bahsedebiliyor isek. Dolayısıyla bunu bir utanç olarak görüyorum Türkiye adına. Zaten başta Sayın Meral Akşener olmak üzere bununla ilgili gereken yorumları, hak ettiği yorumları ve yanıtları verdiler. Yani 27 saniye içinde Türkiye, Türk tarihinde en büyük utanç ifadelerinden biri olarak değerlendirdi Sayın Meral Akşener Cumhurbaşkanı'nın bu ifadesini. Yani bir gaf, yani büyük bir gaf ama tabii önemli olan bunun evet. Gaf olduğunu kendisinin kabul edip ardından özür dilemesi. Yani kadın mıdır, kız mıdır söylemi için, sürtük hakareti için bugüne kadar özür dilememiş Cumhurbaşkanı en büyük kadınlar için en büyük kariyer çocuk yapmaktır sözü için acaba ülkemizdeki kadınlardan özür dileyecek mi? Gerçekten merak ediyorum. Son bir sözü de tabii sevgili Mehmet Ali Çelebi ile ilgili söylemek istiyorum. Gerçekten çok hüzünlü bir tablo var karşımızda. Ben kendi adıma Mehmet Ali Çelebi'nin böyle bir duruma düşmesine gerçekten üzüldüm. Tabii ki onun da özgür iradesi, hani farklı bir siyasi partide milletvekili olarak hizmet etme iradesini gösterdi, kararını verdi ama onurlu bir geçmişi vardı Mehmet Ali Çelebi'nin. Verdiği bir mücadele vardı. Bu ülkede milyonlar onun o mücadelesini takdir etti. Kendisini Atatürkçü olarak bildik. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan biri olarak bildik. Ama geldiği son noktada gerçekten hüzün verici, düşündürücü. Bir de eşine böyle bir hitaba maruz kalması da aslında verdiği kararın ne kadar yanlış olduğunun da sanırım bir göstergesi. Çok teşekkürler sevgili Sedef. Şimdi kadından söz açtık, bütçe konuştuk. Bir de neyi konuşuyoruz? Sansürü ve özgürlüğü, demokrasi. Ama Türkiye'nin en önemli ekonomistleri de kadınlar zannediyorum. Yani o mutfakta ve ev ekonomisinde şimdi, ucu ucuna denk getirmek için verdikleri mücadele. Şunu söyleyeyim. Sevgili Namık, kadınlar sadece mutfak sevgili Namık, kadınlar sadece mutfak bütçesini yaptığı için iyi ekonomist değil. Aldık ama bu eğitimi sevgili, aldıktan sonra pardon. Sonra bir söze girmek istiyorum. Bir düzeltme yapmak istiyorum. Kadınlar sadece mutfak bütçesini iyi yaptığı için iyi bir ekonomist değil. Bu ülkenin gerçekten çok iyi ekonomist olan kadınları var. Kadın profesörleri var. Çok çok iyi ekonomist olan. Ama yaşamın gerçekleriyle yüz yüze olan o ev kadınları, onlar acayip bir şekilde bir hesap kitap şeyleri var. Şimdi onu Sedef Namık'ı ben onu sonra tartışırsınız. Diğer anlamda kastederek söylemedim. Sonra tartışırsınız. Şimdi orada kadının evde yaptığı başka bir şey. Onu söyleyeceğim şimdi. Şimdi biz üniversitede okurken bütçe yapma tekniğini öğreniyoruz. Ama bu üniversiteyle bitmiyor. Ben hala işte 43 yıldır üniversite bittikten sonra bir ekonomi öğrencisiyim. Eğer siz ekonomiyi takip ediyorsanız bu öğrencilik bitmiyor. O süre içerisinde de olan biten dünyada, Türkiye'de nasıl bütçe yapılmasını biliyorsunuz. Şimdi bütçe hazırlama tekniği olarak en şahane bütçeyi topla benim gibi insanları yine yapamayız. Neden? Şimdi tekrar burada eve döneceğim. Şimdi bütçede hedef esasında sosyal devleti gözetmektir. Halka hizmet etmektir. Şimdi evdeki bütçeyi yani hiç çocukları arasında ayrım yapmaz bir anne. Evdeki bütçeyi kadın sosyal dengeleri, daha doğrusu adaleti en üst seviyede sağlar. Sosyal devlet, kadınsız bütçe yapamazsın. Sosyal devleti ben istediğim kadar bütçe tekniğini bileyim, ideallerim olsun, kamu, hayır.
erkek egemen mecliste doğru dürüst bütçe yapamaz. Şimdi bugün sosyal devletin en güçlü olduğu ülkelere bakın. Şimdi biraz önce Yalçın Doğan yine şahane bir tespit yaptı. Dedi ki 11 kadın başbakan var, 4 cumhurbaşkanı evet, var. Evet. İşte hatta 5 hükümette kadınlar çoğunlukta, parlamentoda kadınlar eşit. Şimdi bütçeyi kadınsız bütçe yaparsan hiçbir şekilde sosyal devleti ve sosyal adaleti, kamuculuğu sağlayamazsın arkadaş. Hani evde, yani Sedef'in itiraz ettiği sadece mutfak değil. Evet, sadece mutfak değil ama mutfak bütçesini ama genellikle biz de yapıyoruz. Kadınlar yani belirler. Hepimiz yapıyoruz ama sonuçta bir harcama kalemlerini, sosyal dengeyi, adaleti kadınlarla sağlayabilirsin. Kadınsız bütçe, bütçe değildir. Sosyal devlet bütçesi değildir. Siyasetçilerin ben yaptım oldu bütçesidir. Bir, benim bir öbür son sözüm, birinci bölümde söylediğim bir cümleyi tekrar etmek istiyorum. Çünkü önemli olan yaşadığımız olay, gündem ağırlıklı, sürekli değişiyor ama altını çizelim. Sansürdür, telebirin kapatılmasıdır. Ne diyoruz? Demokrasilerde denetim mekanizması yürütmeye karşı yapılır, hükümetlere karşı yapılır. Medya hükümeti denetler. Ama RTÜK ve maalesef bizim gibi ülkede denetlemeyi muhalefet üstünde ve medya üstünde yapıyorlar. Bunun demokrasiyle uzaktan yakından alakası yoktur. Benim son sözüm bu. İzleyen herkese sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Kadınsız, öbür stüdyoya da sevgiler. Kadınsız devrim de olmaz. Kadınların olmadığı devrim de olmaz. Evet, söylemek istediğiniz herhangi bir şey yoksa kapatalım. Kapatalım. Evet. Yani kadınlar meydan çok okumasını bilir sevgili Namık. Bak Kabar. Bütçe yapmasını da bilir. Kadınlar bütçe yapmasını da bilir. Yeri geldiğinde meydan okumasını da bilir. Biliyorsun cinsiyetin. Hiçbir şekilde cesaretle ilgisi yok yani, onu da söyleyelim. Dolayısıyla biraz önce söylemeye çalıştığım, tabii ki mutfağın bütçesini kadınlar yapar ama kadınların ekonomisini salt mutfak bütçesini indirgememek anlamında ifade etmek istedim. Yok, günümüzde o gerçekten büyük bir ustalık gerektiriyor da onun için vurgulamak istedim onu. Namık hiç cevap vermeye çok kalkma. Çok teşekkür ediyorum. Namık hiç cevap vermeye Yalçın kalkma. Çok kötü yere çarptı. Ve daha önce bizimle birlikte olan Fikri Sağlar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. İyi geceler diliyorum. İyi geceler. İyi geceler.